İyi geceler, 90 artı 3'e hoş geldiniz. Sine 5 ekranlarında 2 saat boyunca futbol gündemine dair ne varsa konuşacağız, tartışacağız. Her zaman olduğu gibi. Futbolda gündem bir hayli yoğun. Özellikle transfer son 7 gününde artık. Takımlar transfer yapacak mı, yapmayacak mı? Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde suskunluk var biliyorsunuz transferde. Beşiktaş transferin en hızlı takımı. Trabzonspor'da Erkan Zengin'i alarak büyük sükse yapmıştı. Ama Tolgay transferinde Beşiktaş'la aralarında bir gerilim oluştu. Ve Tolgay Beşiktaş'a imza atarken Trabzon cephesinden çok sert açıklamalar geldi. Hem Tolgay'a hem menajerine hem de Beşiktaş kulübüne. Yine Bursaspor'da bugün Şenol Güneş Galatasaray'ın Serdar Aziz'le ilgilenmesiyle ilgili çok imalı bir gönderme yaptı. Tüm bunları konuşacağız tabii ki. Maçlar var, maçların değerlendirmeleri var. Siz de tüm program boyunca soru ve görüşlerinizi Twitter adresimiz aracılığıyla bizlere aktarabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Atilla Gökçe, Gürcan Bilgiç ve Levent Düzemen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Barbaros. Hızlı bir giriş yaptık. Kısa bir ara rica ediyoruz. Çok kısa bir ara istiyoruz. Ondan sonra arasız devam edeceğiz. +90+3'e başlıyoruz. Kesintisiz devam edeceğiz. Soru ve görüşleri Twitter'a bekliyoruz. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Transfer konularına biraz sonra geçeceğiz. Sıcak gelişmeyle, sıcak olayla başlayalım. O da Ziraat Türkiye Kupası maçı tabii ki. Fenerbahçe Kayseri Spor'la berabere kaldı. Hafta sonunda Kasımpaşa karşısında iyi bir futbol oynayan, güzel futbolunu 3 golle süsleyen Sarı Lacivertler biraz daha rotasyona gittiler bu maçta. Ve 1-1'lik skorla 1-0 yenik durumda uzun süre götürdükleri maçta 1-1'lik skorla ayrıldılar. Gürcan, Fenerbahçe'nin yedekleri yine ışık vermedi desek, hani ilk 11'in dışındaki rotasyona girecek İsmail Kartal'ın elinde oynayabilirim diyecek oyuncu sayısı bir hayli az gibi gözüktü. Bilmem katılıyor musun? Yani aynen katılıyorum da mesela şey maçında da aslında orada ters köşe olduk Barbaros. Son lig maçında Selçuk kulübeden geldi, iyi oynadı. İşte Diego Emre'nin yerine kulübeden geldi, iyi oynadı. Baktığımız zaman şey takımla çevredeki oyuncular bu işi kabullendiğinde, sorumluluk aldığında veya o düzeni bilen oyuncularla oynadıklarında aslında bu kadar kötü performans sergilemiyorlar. Fakat bugün en iyi iki oyuncusu Fenerbahçe'nin o Ramazan'da Uygar'dı bence. Ramazan. Yani iki tane genç oyuncu. Uygar da bakma. Yani bir orta saha oyuncusu ne yapması gerekiyorsa. Alan kapattı, kademe yaptı. İşte pasa yaklaştı, pas aldı, pas verdi. Çok çabuk düşündü. Ramazan bireysel olarak o bölgeyi çok iyi kullandı. Allah var. İki oyuncu. Ama ilk yarı Fenerbahçe takımı sahada yok. İyi diyeceğimiz tek oyuncu yok. Vasat diyeceğimiz tek oyuncu yok. Kötü diyeceğimiz 4-5 tane var. Diğerleri için çok kötü kelimesini kullanabiliriz. 1-1 biten bir maç. Sen de bir tweet atmışsın. Benim de dikkatimi çekti. Yani 15-16 milyon euroluk Kayserili oyuncu vardı. Ha, evet. Onu merak ettim ben şimdi. 3 tane eski Kayserili ilk 11'de oynuyor. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz'a 9 milyon euro. 4 milyon Hasan Ali'ye. 4 milyon Serdar'a. 4,5 milyon Serdar Kesimal'a. 3.75 Hasan Ali'ye. Bunlar açıklanan bonservis fiyatları. Toplam 17,5 milyon euro bu üç futbolcuya verilmiş. Belki de şu anda yani üçü de sahadaydı. Belki o andaki Kayseri takımından daha değerli. Üçü. Yani, belki değil daha değerli. Daha değerli. Yok, göreceli ya. O Fenerbahçelilere rakamlar. Şunu sormak lazım. Cevap versinler buradan. Sen de cevap ver. 17,5 milyon euro verdiğin bu üç futbolcudan hadi vazgeçtim 17,5 milyon euroyu. 5 milyon euroluk bir verim alabildin mi? Ya da bugün transfer etsen her birine birer milyon euro istesen kimse verir mi acaba? Ya o verilir vermez. O günün şartlarında o paralar verilmek zorundaydı. Ben o kadar... Mehmet Topuz ne yaptı mesela Fenerbahçe'ye geldiğinden beri? Niye? Şampiyonluk senesi çok önemli. 2011'deki performans. Tam bir sene oynadı ama hani 9 milyonluk oyuncu mu değil. Yani baktığın zaman mesela Alper de ilk geçen sene alınırken 8 milyon dolarlık oyuncu muydu? Alper ama 8 milyon dolarlık oyuncu. Alınırken değildi. Görüşürüz. Mehmet Topuz da geldiğinde Alex'in alternatifiydi. Yani. 6 değil mi Alper'in? Hayır bak seneye olabilir. Dediği gibi Barbaros'un. 6,5 Galatasaray vermişti. Alınırken
Mesela Ozan için de konuştuk aynı şeyi. Alınırken o eşittir de değil. Performansı daha bir kere milli ama olmuş. Geleceği... Ama şimdi gelecek soru işareti. Bazı oyuncu mesela Diogo'ya parayı veriyorsun. Niye? İşte bir kariyeri var, bir şeyi var. Dolayısıyla senin de beklentin var ondan. İşte Dembaba'ya veriyorsun. Chelsea'ye gelmiş, bir noktaya gelmiş. Ya da Drogba'ya veriyorsun o parayı. Çünkü yapmış bir şeyler. Bir değere ulaşmış. Ama o günün şartlarında bellirdi diyor. Fakat daha farklı açıdan bakarsak... Tabii Guiza'ya o kadar para yani, verilirse bunlara tabii, da verilir yani. Daha farklı açıdan bakarsak... Yani sadece 3 oyuncunun, Kayseri'den alınan 3 oyuncunun bonservis eşittiri 17 milyon euro olduğu bir maç içinde bu kadar büyük iki büyük bütçenin, bir büyük bütçe bir de olmayan bir bütçenin karşı karşıya geldiği oyun düzeninde ki performansı bakalım. Yani siz bir takım kuruyorsunuz, büyük bütçelerle kuruyorsunuz, iyi paralar harcıyorsunuz, rezerve dediğiniz kulübeden gelen oyuncular dediğinizin sadece 3 tanesi 17 milyon euro ödüyor bonservis olarak ki diğerleriyle beraber daha büyük rakamlara. Ve ortaya koyduğunuz performansı, oynadığınız oyun, işte istek, hırs, kalite, sistem, düzen ne dersen de PTT 1. Lig takımı Kayseri Spor'dan daha iyi değil. Kayseri çok gol kaçırdı. Yani, en az 5 tane net. Yani, Mert de kurtardı. Yani daha iyi değil. Ben oralara da gelmek istemiyorum. Yani öteki tarafta kaçırdı bir şeyler oldu. Fakat... bunun farkını belli etmeniz adına bir şeyler demek ki bir Türkiye'de kaliteli oyuncu tartışılır. Evet. Kime göre nasıl kaliteli? İki Süper Lig oyuncusuyla PTT 1. Lig oyuncusu arasında eğer bu maçı da baz alırsak çok fark yoksa 14-14 çok doğru bir karardır. Doğru, evet. Yani iki tarafı aslında bu oyuncuların büyük bölümü Trabzon için de söylüyorum, Galatasaray için de söylüyorum. Diğer takımlar için de PTT 1. Lig oyuncusu olmalı. Kalitelerine baktığımız zaman iki taraf arasında fark işte yaratmıyorlar. Fenerbahçe sana. Gibi şampiyonluğa oynayan, 4. yıldız hedefleyen, bütçesi bu kadar fazla olan bir takımda senin kulübedeki, elindeki adamlar böyle bir maçta futbol oynuyorsa o zaman yarın bir gün diyorsun ki ya benim elimde 12-13 tane adam var onlara güveniyorum ama 14.'ye güvenemiyorum diyorsun teknik direktör olarak. Ve güveneceğin adam yok 14. 15. Bana göre çok sert bir yorum yaptınız. Nedenine gelince ben Galatasaray Belediye maçının yorumcusuyum. Diyarbakır Belediye'nin Galatasaray'ın sağdaki takımı ideale yakın bir kadroydu. Yani 3 tane kişi yoktu. Kaleci Mustera yoktu başta olmak üzere. Evet. Tamam. Galatasaray ilk yarıda iyi oynadı. İkinci yarıda belki topa hakimdi ama kabul edelim ki Diyarbakır takımı mükemmel savunma anlayışı, mükemmel bir kontratakla ideale yakın kadro 2-0 yendi. Bazen bu tür oyuncuları konsantre edemezsiniz. Şimdi futbolcu İstanbul'dan uçağa bindiği zaman arkaya dönüp baktı mı kimler kalıyor burada diye bakınca ya diyor ki yani ben diyor buraya şimdi sen isim saydın. 9 milyon dolarlık adam Mehmet Topuz. Euro. Neyse işte kupa oyuncusu muyum? 11 benzeme sahada birbirini tamamlamıyorlar. İlk de zaten puanları ortada. Bir maç kazandıkları takdirde zaten kupada devam ediyorlar. Evlerinde oynayacaklar o maça Bayburt'la. Dolayısıyla şimdi Mehmet Topuz oyuna girdi, katkı sağladı. Selçuk katkıda sağladı, Diego sağladı. Serdar kesim aldı. Zaten bu takımda yok. İşte onun için oynayacak. Hasan Ali girdiği zaman oynayacak. Ya oynamaz adamlar. Sen bak bir şey söylüyorum sevgili Barbaros'um. Eğer dikkat ederseniz Fenerbahçe takımı diyor ki Ozan Tufan karşılığında Serdar Kesimalı şunu bunu sana vereyim diyor. Senin kulübünün artık düşünmediği bir oyuncu olarak bugün kupada istediğin oyun oynayamazsın. Düşünme. Bu öyle bakmak lazım. Buna yaklaşım böyle. Yani biliyor ki Azer Kuşçusu artık ben bu takımda yer alamam. O takımın belli. Alves, Egemen olmazsa Katleç, Bekir. Doğru mu? Doğru. O zaman burada Mehmet Topal'ın belki maç eksikliğini sakatlığından dolayı gidermek istediler. Yer aldı. Hı. Zonk'tan. Bana en çok burada darbe yiyen oyuncu şuna çok şaşırıyorum. Caner. Caner Fenerbahçe'nin sezon başından beri en iyi oyuncusu. Bugünkü maçta mı Caner oynaması lazım? Ya Caner bugün atılsaydı? Atılabilecek pozisyonda itirazı var. Kartı gördü. Yani burada stratejik hata yapmış. Dolayısıyla çok ağır eleştirdiniz bu Fenerbahçe'yi bu şekilde.
Bu 11 tane adamın hiçbirinin oynamadığı bir... 17,5 milyon euro verdiğin bu saydığım 3 isme bugün birer milyon euro verir mi? Ama Gürcan'ın söylediğinde o zaman bak Mehmet Topuz için ben bir şey söyleyeyim. Mehmet Topuz da Gökhan Ünal Kayseri'de oynarken ben de bunlar Galatasaray'da oynarsa çok etkili faydalı olur demiştim. Yaşları çok gençti ve flash oyunculardı. Nitekim transfer yarışı içinde olmadı mı Beşiktaş'ta? Gidip özel jetle alıp gelmedi mi? Hani eleştiriyorsunuz. Mesela Trabzon Başkanı gitti, Erkan Zengin'i aldı diye. Yok, niye eleştiriyor? Aziz Yıldırım da gitti aldı geldi. O zaman Mehmet Topuz böyle değerli oyuncuydu. Yanlış mı söylüyorum? Gidip alanı eleştirmiyoruz. Gidip alamayanı eleştiriyoruz. Ama Serdar Kesim aldı mesela o zaman en iyi stoperlerden biriydi. Hasan Ali en iyi çıkıştaki sol bekti. Yapmayın yani. Yani bir başkan olarak oraya gidiyorsan alacaksın tabii. Tabii alıyorsun. Ya da resim çektiriyorsan alacaksın. Ona da geleceğiz. Ben onu söylüyorum ama yani genel anlamda gitti ve aldı geldi. Tabii alacak yani. Dolayısıyla bu futbolculara şimdi alındıkları süreçteki kalitelerine ve değerlerine yükselişlerine futbolda bakıp da bugünkü futbolları değerlendirirsek bunlara da haksızlık yapmış oluruz. Yok sadece hatalı transfer. Hayır ya, o zamanki rakamlarda büyük rakamlarda yani o kadar değer ulaşmazdı. Ancak işte futbolumuzun girdiği çıkmaz yok oyuncu yoktu. Yani Levent abi doğru söylüyor. O senenin en iyi çıkış yapan iki oyuncusuydu. Birisi Trabzon'a gitti, birisi Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Ve çok büyük bonservislere gittiler yani. Şimdi yabancı sınırının aşırı fiyatlanmaya yol açtığı bir gerçek. Bu Mehmet Topuz işte Gaziantep'ten Beşiktaş'a gelirken Ayhan Akman. Bunlar hep bu yabancı sınırlamasının piyasaya etkilerinden fiyatlarını ikiye üçe katlayan futbolcular. Ha bir de bakış açısı bu doğru söylüyor yani, abi yani. Sahada de, oynattığın yabancı sayısı sınırlı. Evet. Peki. Yerli oyuncu kıymetli, o zaman o parayı vereceksin yani. Şimdi Beşiktaş da Mehmet Topuz'a belki o bugün şartlarda aynı parayı vermez. Fenerbahçe de vermez. Doğru değil mi başkan? 14 yabancı olursa. Tabii. Ya bu bir not olarak geçtik. O kadar hani değil. Olabilir tabii. Fikirler farklı. Şimdi hafta sonuna dönecek olursak Fenerbahçe'de yine Aziz Yıldırım'ın yaptığı bir konuşma var. Burada yaptığı açıklamalar var. Havuzla ilgili televizyon yayınlarındaki gelir dağılımı ile ilgili yine sert konuştu. Bu sefer konuşması biraz daha sertti. Galatasaray cephesinden destek geldi. Beşiktaş cephesinden de farklı bir tepki geldi. Çünkü o konuşmada Aziz Yıldırım iki büyük var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın değeri biraz daha farklı demeye getirdi. Beşiktaş da buna tepki gösterdi. Onunla ilgili bir bandımız var. Sonra yorumlarımızı yapacağız. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında yayın havuzundan gelen gelirler konusundaki eleştirilerini bir kez daha ve sert bir şekilde yineledi. Ben diyorum ki, yayın istiyorsanız havuz devam etsin. Bir şey demiyoruz. Ama biz hakkımızı alalım diyoruz. Fenerbahçe'nin hakkı 2010 yılında ihale yapılırken bana bir kuruluşlar geldi o zaman, konuşmalar yaptık. Şunu söylediler, dediler ki Fenerbahçe havuzdan çıksın. 125 milyon dolar size para verdi. Biz şu anda 37 milyon dolar alıyoruz. Yayında diğer kulüpler, bir rakibimiz bizim değerimizde bir değer taşıyor. Diğerlerinin hiçbirinin değeri yok. Onun için ya yayında bize hakkımızı devlet verecek, havuzu bozmasın, bozmasınlar. Ama benim hakkımı versin. Devlet mi verir? Federasyon mu verir? Kim verse versin. Vermezse bu savaş başlıyor. Herkes bilsin. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın havuzla ilgili açıklamalarına ezeli rakibi Galatasaray'dan destek geldi. Galatasaray 2. Başkanı Hamdi Yasaman, Futbol Federasyonu'nu havuz sisteminden ayrılmakla tehdit eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la aynı görüşü savunduğunu dile getirdi. Şunu gerçek ki 3 tane önemli marka değeri olan ve en çok seyircisi olan 3 takım var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bir defa bu havuzu yaparken veya değerlendirirken bu marka değerini ve seyirci potansiyelini değerlendirmek lazım. Yani burada eşitsizlik var. Yani Aziz Yıldırım'a ben de katılıyorum. Galatasaray cephesinden Fenerbahçe'ye destek gelirken Beşiktaş Başkanı Fikret Ormansa havuzun bozulamayacağını dile getirdi ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına sert çıktı. Özellikle Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ı kastederek bir rakibimiz bizim değerimizde, diğerlerinin bir değeri yok açıklaması Fikret Orman'ın tepkisine neden oldu. Kulüp televizyonunda konuşan Başkan Orman, yalnız havuz bozulursa ki ben bunun imkansız olduğunu düşünüyorum, bozulduğunu kabul edelim. Bu olaydan en fazla kazançla çıkacak kulüp Beşiktaş olacaktır. Bizim havuzu bozma gibi bir düşüncemiz yoktur. Biz kulübümüzü yönetirken diğer camiaları rencide etmemeye çalışan bir davranış içindeyiz. Fakat üzücüdür ki Fenerbahçe Başkanı işte havuzdan çıkarsak iki kulüp böyle olurmuş ifadelerini kullanmış. Bunları konuşmak bile abestir. Burası bir hukuk devletidir ve alınan kararlara göre de hareket edilmektedir.
Bizim zihniyetimizde kimsenin üzerine basarak başarı elde etmek yoktur. Beşiktaş'ın şahsiyetini zedeleyici açıklamalar yapmak kimsenin adına değildir. İslam'ın şartı 5'tir. Altıncısı da haddini bilmektir. Biz diğer camialara saygı gösterirken aynı saygıyı da onlardan bekliyoruz yorumunu yaptı. Evet, burada konuşulacak iki farklı konu var. Birincisi ya bizim hakkımızı versinler, savaş başlar. İkincisi de Beşiktaş'la ilgili olan kısmı işin. Önce birinciyle başlayalım. Geçen haftalarda da konuştuk burada. Aziz Yıldırım yine benzer bir açıklama yapmıştı. Şimdi yine üzerine gitti ama biraz daha burada sert konuştu Gürcan. Dedi ki hakkımızı verin. İşte yine 2010 örneğini verdi. Orada 125 milyon dolar teklif etmişlerdi bize. Şu an aldığımız para çok azdır diye. Ve savaşı başlatırız dedi eğer bunu yapmazsanız. Şeye baktığımız zaman normal prosedürden Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok haklı. Çünkü yayıncı kuruluşun pazarladığı dekoder sayısına baktığımız zaman iki kulüp %80'ini oluşturuyor. Daha doğrusu iki kulübün taraftarları. Dolayısıyla bu ligi seyredenler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları ağırlıklı. Ve bu ligin lokomotif iki kulübü de onlar. Ve bu düzende daha büyük para istemeleri, kendilerine daha farklı rol biçmeleri kadar doğal bir şey de olamaz. Peki bu anlaşma imzalanırken birileri bu iki kulübün yöneticilerinin, başkanlarının kafasına silah mı dayamıştı? Zaten, bu paraları niye imzalamıştı? Hayır, zaten olay orada kilitlendi biliyorsun. Daha önce, ya bunları imzalayan aynı yönetimler değil mi? Tabii. Az Yıldırım vardı. Tabii canım. Az Yıldırım vardı. Haluk Bey zamanında oldu değil mi bu? Evet. Bonus düzenine ise şey döneminde geçildi. Tamam. Mahmut Özgener döneminde geçildi. Yasa çıktı. Yasa Süper Lig'in pazarlanma hakkını Futbol Federasyonu'na verdi. Yani kulüpler eskiden gidiyorlardı. İstedikleri önce kuruluşla anlaşıyorlardı. Sen de o zamanlar çalışıyordun. Birisi bir kanalla anlaşıyordu. Öteki kanalla anlaşıyordu. Fakat o düzen içinde şifreli kanallar devreye girince işte seyirci sayısı şuydu buydu derken yasa çıktı. Yasa dedi ki artık bu iş Futbol Federasyonu yapacak. Yasa bunu dedikten sonra Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da veya diğer kulüplerinde söz söyleme hakkı bu paylaşımda ortaya çıkardı. Ve paylaşım tartışması yapılırken ben yanlış hatırlamıyorsam belki Atilla abi daha iyi hatırlar. Yayıncı kuruluş bir favor da yaptı. Yani ekstradan ödemeler de yaptı bu kulüplere. Evet. O zaman herkes çok memnundu. Diğerlerinin haricinde. Mahmut Özgüner döneminde de bonus düzeni geldi. Bonus düzeni gelirken de dendi ki bu kulüp başkanlarına. Kardeşim zaten her sene siz şey oynuyorsunuz, şampiyonla oynuyorsunuz. Dolayısıyla en az şu kadar puan aldığınız zaman geliriniz de bu kadar olacak. Ve herkesin aklına yatan bir düzen geldi. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın ortaya çıkıp bunu söylemesi bence daha farklı bir nedeni saklıyor içinde. Asıl nedeni? Stratejik bir hamle yapıyor. Asıl nedeni Mayıs ayında, Haziran ayında transfer yasağı gelecek Fenerbahçe'ye. Onun faturasını başka yere yönlendirmek diye düşünüyorum ben. Transfer yasağı mı gelecek? Evet. Çünkü bunu ilk hatırlarsın şeyde dillendirdi Aziz Yıldırım. Kapalı çarşıda yöneticisinin dükkanını açarken dillendirdi. Beni dedi mali kriterlere zorlayamazlar. Eğer karşıma mali kriterlerle gelirlerse dedi. Ben de havuzu bozarım dedi. Benim işte 225 milyon teklif vardı dedi. 80 eksiğim var dedi. Kim verirse versin dedi. Bunu versinler de o zaman da ben de mali kriterleri tutturayım dedi. Yani o cümleden hareketle bu yorumu yapıyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın bu cümlesinden hareketle bu yorumu yapıyorum. Şimdi dediğin gibi 16 senedir, 17 senedir problem yok. Tamam az şikayet ediyorsunuz. Ha, başka bir neden daha olabilir. Bu bir bildiğim bir şeyden değil. Yine bir fikir yürütüyorum. Bir hafta önce miydi Levent abi? İki hafta önce mi? Mahmut Uslu bir açıklama yaptı. Biz de yayınladık burada. Tamam. Trabzonspor'la ilgili. Gömün mü buldular dedi. Evet. Ya da birisinden borç mu aldılar dedi. Çok sert tepki geldi Trabzonspor'da. Yani burada şunu demek istemiş olabilirler. Size kimin para verdiğini biliyoruz. Ama söylemiyoruz. Hı. Trabzonspor'a bu kaynağı yaratan kaynaktan
Fenerbahçe'de bana da ver demek istiyor olabilir. Üstü kapalı. Çünkü devlet mi verecek? Federasyon mu verecek? Ben bilemem diyor. Ben bilemem diyor. Aziz Başkan Aziz Yıldırım. Ve eğer Fenerbahçe Mayıs ayında, Haziran ayında bu mali kriterler nedeniyle işte UEFA'dan olabilir, Futbol Federasyonu'ndan olabilir bir sıkıntı yaşarsa bir Aziz Yıldırım'ın adresi aynı belli. Taraftarına, camiasına diyecek bunlar benim paralarım yedi, 80 milyon eksikti o yüzden tutturamadım diyebilir. Onun için yapmış olabilir. İkincisi farklı yerlere mesaj göndermek istiyor olabilir. Üçüncüsü Fenerbahçe'nin Şubat ayında yani önümüzdeki ay içinde 2011'de pazarladığı 100 milyon liralık tahvilin ana para ödemesi var. Yani bir türlü kulüp bu parayı bulmak durumunda. Bu 100 milyon lirayı ya hisse senedi satacak, bulacak ya Aziz Yıldırım cebinden verecek, bulacak. Çünkü yeniden tahvil çıkarmak istediler zannediyorum. Bu o bir problem oldu. SPK'da kabul edilmedi. Ya da yadasını ben söyleyeyim. Kredi alacak. Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinden bu yana en büyük desteği sürekli birilerine karşı çıkarak, birileriyle savaşarak, buradaki savaş kelimesini tırnak içine alıp açıklamasını yapacak olursak Fenerbahçe hep bir mücadeleyle taraftarından destek bekliyor. Hedef 1 milyon üye projesi şu anda tam bir fiyaskoyla gidiyor. Anadolu'yu dolaşmak yok, Anadolu'dan vazgeçtik, havalar kötü, İstanbul'un içinde dolaşalım, orayı dolaşalım, burayı dolaşalım. Tam bir fiyasko gidiyor. O projeyi canlandırmak için kendisine bir düşman yaratmak zorunda Fenerbahçe. Doğru, bu Aziz Yıldırım'ın taktiklerinden biridir de. Aziz Yıldırım'ın değil, bütün dünyada politikacıların da taktikleri. Doğru, doğru, doğru. Bir cephe, bilinen bir taktik. Bir cephe yaratılır. Bir cephe yaratır. Ya medya olur o cephe, ya hakemler olur, ya federasyon olur. Savaş bile çıkartılır. Savaş lafı var işte. Sıklıkla şey olur. Ama savaş mı diyor, hukuk savaşı mı diyor? Hukuk savaşı olamaz. Olamaz, öyle bir şey yok. Yasa var zaten biliyorsun. Nasıl? Hukuk? Siyaseten etkinlik savaşı bu. Tabii. Şimdi hayır, kendi söyleminde savaş mı diyor, hukuk savaşı mı diyor? Yoksa savaş başlar diyor. Savaş başlar diyor, hukuk savaşı. Ya hakkımı verin ya savaş başlar diyor. Peki 2010 yılında bu beklenmedik rakamla sonuçlanan ihale, yani borsacıların tabiriyle aşırı değerlenmeden, overrate bir beklenen çok üstünde fiyatla sonuçlanan ihalede Aziz Yıldırım hem Anadolu kulüplerinin hem büyük takımların ortak meselesini, hedefini zaferle gerçekleştiren adamdı. Öyle değil mi Gürcan? Takdir evet. Görüyordu. Rekabeti başlattı. Ondan sonra marka değeri sözünü ortaya atan oydu. Medya başta olmak üzere birçok kuruma diskur çektiler. Yani bu yüksek paraların devam etmesi için ligin marka değerinin korunması gerektiğini, basının da biraz usul durması gerektiğini söylemediler mi? Söylediler. Şimdi o sistem devam etti. Aziz Bey yaptığı hesaplarda 80 milyon lira zararda olduğunu söylüyor. İkincisi demin söylediğin gibi kurumları dışlamak, rakipleri küçümsemek, önemsizleştirmek, hafife almak. Ne bulursa onları yapıyor. Biraz kışkırtıyor. Taraftarlarını da konsolide ediyor. Safları sıklaştırıyor. Dayanışma yaratıyor. Hem 1 milyon üye projesine biraz kan taşımak adına hem de ikide bir devlet diyerek devlete bir mesaj gönderiyor. Şimdi 2015 hiç unutmayalım ki bir seçim yılı. Her partinin, her siyasetçinin büyük hedefleri var. Ve o seçimde biliyorsun bazen seçim ekonomisi, seçim talepleri de dikkate alınır. Fenerbahçe büyük bir kitle. Büyüklüğünü ikide bir vurgulayarak mevcut
iktidardan ya da devleti elinde bulunduran siyasal kadrolardan Fenerbahçe'ye yeni bir ayrıcalık bekliyor. Bu yeni bir şey değil. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan beri, 20'li yıllardan beri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletin sürekli himayesi altındadır. Bu örnekten Anadolu'da da farklı modellerle faydalananlar olmuştur kulüpler. Ama yani şu konuda yani devletin biraz tırnak içinde söylüyorum sevimli, yaramaz ve şımarık çocuğudur spor. Aynen. En başta da bu kulüpler. Vergi cezalarının affedilmesi, arazi tahsisleri falan onlar hep o örneği. Ama Aziz Yıldırım'ın hakkı olduğu bir konu da şu. Bence de yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş aynı oranda mı olur, farklı oranlarda mı olur onu ben bilemem. Ama şu andaki aldıklarından biraz daha fazla para almalılar. Yani o konuda tamam. Hatta Galatasaray'ın da desteği var. Levent abi sen ne dersin? Ya ben daha ilk açıklamadayken sevgili Gürcan şimdi hak veriyor ama o gün yok tepki koymuşlardı. Ben Aziz Yıldırım'a haklı olduğunu söyledim. Bakın 5 yıl evvel bu sözleşmeyi imzaladı. Temin güzel bir şey, kronolojik bir şey bahsederken o kronolojik yapı içerisinde bir şey atladınız. Bu kulüpler yayıncı kuruluşun koyduğu sabitleme vardı biliyorsun fiyatlarda. Ona hayır demediler. O anlaşma gereği yükselen bir dolar kuru vardı. Kur sabitlediler. Hatırlarsan. Bu Haluk Ulusoy zamanında da federasyonun ayrı bir doları verdi. Yani dolayısıyla yayıncı kuruluş doları yayıncı kuruluşla vardı. Dolayısıyla o zaman da teşekkür etmek gerekirdi. Yani kulüpler de bize ne kardeşim bize yaptığın sözleşmeyi biz mi suçluyuz? Biz mi kuru arttırdık diye ortaya çıkmadılar. Otururlar kafa kafaya verdiler. O kuru bir yerde sabitleyip onu TL olarak karşılığını aldılar. Doğru mu? Doğru. O zaman bu sözleşme Aziz Yıldırım'ın da büyük katkıları olduğu dönemde Göksel Gümüştah hepsinin katkıları olduğu dönemde 400 küsür milyon dolara çıktı biliyorsun bu. Artı 5 yıl için yapıldı. 5 yıllık sonrasında artı 2 yıl sözleşme uzatıldı biliyorsun. Dolayısıyla bugün kulüplerin de maliyetleri arttığına göre eğer peki 2 yıl uzatıldığı zaman Aziz Yıldırım niye itiraz etmedi? Ya 2 yıl uzatıldığı zaman Aziz Yıldırım'ın itiraz edecek süresi var mıydı? Yani o zaman Fenerbahçe'nin farklı işleriyle uğraşıyor. Hayır peki bu 2 yıl uzatma da şimdi mesela aynı fiyata verebilir mi sence? Verirler mi Barbaros? Ben bir şey diyeceğim size. Ya o sene ihale yapılsa 400 milyon 400 küsur milyon dolara gider mi Süper Lig? Zor. Hayır gider canım ya niye gitmesin? Gider. Bak bir şey diyeyim mi? Gider. Ben bu fiyatın aşırı değerli olduğuna, ligin kalitesi, izlenme oranları, dekoder satışı nereden bakarsan bak, yayıncı kuruluşu da zarara sokacak biçimde yapay bir şekilde arttığına inanıyorum. Üstelik son ihalede biliyorsun iki kurum zirvelerde dolaştı. Son o fiyatı alıp başını giderek yükselten kurum pat diye çekiliverdi. Yani yılların yayıncısı olan bugünkü Sayın yayıncı Başkan, kuruluşa size bir şey söyleyeceğim. Çok bir, fena bir bir okuyucu, alan bir bıraktı. Ekonomist bu konuda bu sözleşme 4 küsür milyon dolar yapıldığı zaman bana bir mail atmıştı. Bugün ayrıntıları bende değil. Ama mükemmel bir analiz bir şey yapmış. O analize baktığın zaman asla zarar olayı yok. Zarar olayı yok. Şimdi herkesin bir marka değeri var. Kabul edelim ki 400 milyon dolara gider mi diyorsun? Gider ama bu 400 milyon dolara çıkarken burada kurtuluşu yaşayan kulüpten Anadolu kulüpleri oldu. Fakat Anadolu kulüpleri ne yazık ki çok aşağıda aldıkları paralardan sonra 25 trilyona yakın bir para almasına rağmen o parayla yönetmeyi beceremediler kulüpleri. Bence hata onlarda. 5 trilyon aldığın yerden, 7 trilyon aldığın bir yerden 25 trilyona eğer rakamların çıkıyorsa bunda 3 büyük kulübün katkısı varsa ve Aziz Yıldırım buna destek vermişse sen bu hala batık duruma geliyorsan bir iki kulüp haricinde o zaman o kulüplerin yönetilmesinde sıkıntı var. Var. Tabii büyük, büyük kulüplerin yönetilmesinde büyük kulüplerin, sıkıntı var. Büyük kulüplerin 400 milyon dolara gelirken de sıkıntıları vardı. Galatasaray 2000 yılında şampiyon olduğu zaman, UEFA şampiyon olduğu zaman futbolcuların borçları vardı. Paralar ödenmiyordu. Vardı. Gene var. Yani bu şimdi, Anadolu kulüpleri batıktı o zaman. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bu, bak bu paralar gelene kadar ne zaman zengin başkan arıyordun. Doğru mu? Evet. Her kulüp zengin başkan zengin arıyordu. Zengin yönetici ya da. Cebinden para versin diye. Ne zaman ki bu rakamlar büyüdü. Şirketleşmeler oldu, halka açılmalar oldu, bankalardan bu sefer
Değişen başkan var mı? Başkanlar gitmiyor. Para var çünkü. Başka bir şey söyleyeyim mi? Gidiyor canım. Bir tek Fenerbahçe'de gitmiyor başkan. Bir de Gençler Birliği'nde gitmiyor. Yani nasıl gidiyor? Giden nasıl gidiyor? İsterlik nasıl gidiyor? Galatasaray döneminde geldiği zaman Aziz Başkan, Faruk Süren de başkan. Mehmet Cansu. Tamam. Adnan, Özhan Can Aydın, Adnan Polat. Düşün Ünal Aysal. Bu da 6. başkan. Pardon ya. Yani 6. başkan. Ya bilmiyorum, Faruk Bey isteyerek mi gitti? Ya Adnan Polat isteyerek mi gitti? Ya da Ünal Aysal isteyerek mi gitti? Ya Aysal isteyerek gitti tabii. Nasıl isteyerek gitti? Tabii. Kimse isteyerek gitmez. Olur mu? 300 Riva'yı satacağım dedi. Satamazsın dediler. Satamazsanız giderim dedi. Pardon, aynı Riva problemi Özhan Can Aydın döneminde de vardı. Vardı. Orada da sattılar. Havuza nasıl? Yani ona yapmışlar boru, başkasına farklı mı tutum sergilenmiş? Ya satılmamış. Ben bir şey demiyorum bunu. Sergilenmemiş. Ama Ünal Aysal devam etmek istedi. Son ana kadar da aday olacak mı olmayacak mı tartışması var. Ünal Aysal devam etmek istemedi. Kendi açıkladı. Devlet beni istemiyor dedi. Sevmiyor. Şimdi ben ama kendisi istiyordu devam etmek. Kendi kavgalıydı. Bu kadar basit tamam, her şeyle kavga edersen seni kimse istemez. Bir şey demiyoruz. Allah Allah. Şimdi ben Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nün bugün düzenlediği bir panel vardı. Oraya katıldım. Spor kulüplerinin finansal durumlarının denetlenmesi konusunda çok ciddi bir panel vardı. O panelde Tuğrul Akşar, biliyorsunuz, spor ekonomisti. Dedi ki son 10 yılda 150 milyon avroluk bir büyüklükten 970 milyon avroluk bir büyüklüğe çıktı Türk futbolu. Evet. Buna karşılık 2002 Dünya Kupası'nın üçüncüsü olan takım, yani milli takım, üst üste hayal kırıklıkları yaşıyor. 2000'de 9'dan 49'a geldi. Evet. 7'ydi bir ara. Hı. 48. sırada. Avrupa'da 12. sırada durmaya çalışıyoruz. Peşimizde Yunanistan var. Evet. Önümüzde İsviçre var. Yani bu zenginlik, bolluk, bereket borçları büyütüyor. Performans geriye gidiyor. Bu denetlenemeyen, doğru harcanmayan, işe yaramayan paralarla oluştu bu şey. Yani yanlışlarla oluştu. Doğru. Dolayısıyla şimdi Sayın Aziz Yıldırım ve böyle düşünen kulüp başkanları, spor adamları varsa öncelikle denetimsiz, taraftarların arzusuna göre, kendi egolarına göre, işte efendim ezeli rekabetin zaman zaman ters ezen rüzgarlarına göre bütçe disiplinine uymadan, tırnak içinde söylüyorum, sadece Fenerbahçe değil, zaman zaman abuk subuk harcamalar yaptılar. Şimdi diyorsun ki Beşiktaş feda sezonu yaşadı. Evet. Galatasaray sevgili Abdülhamid. Vergisini ödeyemez hale geldi. Sağ olsun çocuklar, attılar evet. imzayı dedi. Yani basketbol şimdi, takımının hali ortada. Ya bütün kulüpler rezil. En önemli şeyi söyleyeyim. Levent'ciğim bir dakika. En önemli şeyi söyleyeyim. Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşun geciken ödemelerinden sonra kulüpler krize girmesin diye kendi fonlarından gayet doğal olarak iyi de yaptı, krizi büyütmedi. 60 milyon lira kulüplere yardım yaptı. Yardım yaptı yani. Alacaklarını verdi. Yayıncıdan evet. gelecek. Galatasaray'da bununla ilgili 10 trilyon aldı işte. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu maçları, lig maçlarının tümünü takip etmek, yayınlamak çok zor bir iş. Sen de yayıncılıkta hepimizden tecrübelisin. Bu zor işi yıllardır yürütüyor bu yayıncı kuruluş. Ve ben tekrar söylüyorum. Türkiye Süper Ligi'nin yayın hakkı değeri bu kadar yüksek olamaz. Göreceksiniz. Olmasaydı niye girdi o zaman bu ihaleye Sayın Başkan? Yani söylüyorum. Ödemezdiniz o zaman, başkası devam ederdi. Yapay. Kim? İki rakibiniz vardı önünüzde. Tamam, iki evet. şey çekişti. O dönemde de ya insanlar şimdi ekstra şey yaptılar başkan, playoff yaptılar. Bu konuyu bir toparlayalım çünkü evet. herkes transfer merak ediyor evet. maçlar yani, var. Yani şimdi evet. şunu söyleyeceğim. O günün trendlerine göre
işini devam ettirmek istedi yayıncı kuruluş. Anladım. Bunu bir Beşiktaş'la ilgili söylediklerine yani. Geçelim. Yani şu alt yazını yeni de onu. Evet, orası. Aziz Yıldırım bunu sık sık yapıyor. Özellikle şöyle bir imaj var birçok insanın kafasında. Rekabet dediğin ikili bir çekişmedir. Üçlü rekabet olmaz. Dolayısıyla bu rekabette Beşiktaş'a yer yoktur. Bunun kanaat önderi, liderleri var bu anlayışın. Aziz Yıldırım da zaman zaman bu anlayışa kendini kaptırıyor. Fırsat buldukça, gerekli gördükçe yalnız Beşiktaş'a dönük eleştirel, küçümseyici demeçler veriyor. Beşiktaş'a dönük bir Fikret yok. Orman'ın daha öncelerden de oldu. Şimdi ben tek tek hayır bakın bu yayın ailesiyle ilgili. Fikret Orman'ın, Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a, Kayserispor'a, ne bileyim gençler bile yönelik tek bir lafı yok. Diyor ki ben değerli bir kulübüm. Benim evet. aldığım para daha fazla olmalı diyor. Hayır. İki kulüp bu işin evet. şeyini çekiyoruz. Evet. Hayır, tamam iki kulüp falan. Realite kimse Beşiktaş'a nasıl bakın şu an rakamlar ortada. Galatasaray efendim? Ne rakam? 40 Fenerbahçe. 40 %40 Fenerbahçe. %40 Galatasaray. %18 Beşiktaş. Ne o? Dekoder taraftara da alma oranı. Onunla ilgili bu var mı resmi bir bilgi? Evet. Valla Beşiktaşlar diyor ki yok öyle bir şey. Ha var. %28 Beşiktaşlar. Şimdi gelmiş bir tip. Yani tamam da Türkiye'de derbiler olarak neyi evet. bahsediyorlar? Şimdi her neyse. Nasıl derbiler olarak? Ya şimdi başkan lafını kesmeyelim. Lan bitirsin ben söyleyeceğim. Şimdi bu rekabetten Beşiktaş'ı zaman zaman sistem dışlamak istedi. Bazı yayıncılar, bazı gazeteciler, bazı yorumcular dışlamak istediler. Dünyada da hep ikili düzenlenmiş rekabet, ekonomide, sanatta, her yerde, sporda bu ikili rekabetin dışında rekabet alanlarını kapatmak istediler. Peki Atilla olacak abi çok şey net değil. Bir şey soracağım. Yani evet. ben sana katılıyorum ama evet. ben televizyonculuk olarak zaten geçen hafta söylemiştim. Sen de bir gazetenin başındasın. Başında uzun değilim yıllar yaptın. Hayır. Şu anda diyelim ki yani. Evet. Öyle misal vererek söylüyorum. Uzun yıllarda yaptın zaten. Evet. O gazetede evet. hangi takımın haberlerine daha ağırlıklı yer verirsin tiraj açısından? Ben önce habere yer veririm. Hangi haber sağlamsa? Yani bunun doğru cevabı onlar, bu ama bir de real cevabı evet. var. Ha, real cevabı hayır. söyleyeyim. Dergicilik yaptı o zaman sonra. Dergicilik kimi, yaptım. Kimi kapak yapıyordunuz? Tabii. Bak şimdi Beşiktaş'ı kapak yapıyorduk diyelim. Kaç tane satıyordu? 14 bin. Tamam mı? Tamam. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı kapak yapıyorduk. 17 bin diyelim. Tamam. Fenerbahçe'yi kapak yaptığımız zaman 20 bini bulduğumuz oluyordu. Ama şöyle bu rakamlar yıldan yıla değişen rakamlardır. Mesela bazı kadrolarda mesela Fenerbahçe'de çok yenilenme yok. Buna karşılık Beşiktaş'ta var. Bir rüzgar esiyor. Onun oranı yükselir. Fenerbahçe'nin azalır. Her gün bir sürü gazete okuyoruz. Yani hangi aktüel takıma trendler, daha fazla yer ayrılıyor efendim? Şu anda gazetelerde? Hangi takıma sence daha fazla yer ayrılıyor? Fenerbahçe Galatasaray'a ayrılıyor. Ben yazı işlerinde 19 sene bulundum. Bizim yazı işleri gazetenin yani 1 milyonu aştığı dönemlerde çok net size söylüyorum. Gelen satış müdürleri Ünver dedi bizim biliyorsun. Şöyle diyordu. Fenerbahçe sattığı zaman 100 bin, Galatasaray sattığı zaman 75 bin, Beşiktaş kazandığı zaman 20 bin satıyor diyordu. Bu kadar tıraş basit. Alıyor. Tıraş alıyor diyordu. Yani bu söylemlere baktığı zaman Türkiye'deki genel kanı bu. Avrupa'yla da kıyasladığım zaman derbi Los Galacticos ayağına soktuğumuz bir derbi var Türkiye'de. Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe doğru değil mi? Yani genel anlamda böyle bir imaj var. Hatta yayıncı kuruluşlarda şu söylüyorlar. Sen yayıncı kuruluş yapıyorsun. Atilla abi de oralarda yayıncılık yaptı. Ben de. Bize diyorlar ki mümkünse yani cumartesi pazar Fenerbahçe Galatasaray oynasın. Bu kadar net ya. Hayır. Çünkü izlenme oranları bunu sistematik olarak öngören, oluşturan, varsayan böyle bir gerçeklik varsa büyütmeye çalışan yoksa oluşturmaya çalışan bir ikili ezeli rekabet derbisi lobisi var. Bu kadar basit. Ama hayır bunu bir lobi mi oluşturuyor yoksa gerçek mi? Hayır bunun lobisi de var. Yoksa böyle olduğu için mi insanlar ticari bir iş yaptıkları hayır, için şimdi, buna yönelmek zorunda kalıyorlar? Şimdi şöyle diyeyim sana. Bu
Bu, yani Aziz Yıldırım'ın söyledikleri yanlış bu arada. Onu ben hani tabii, altını tabii. çizerek söyleyeyim. O, evet. Ona katılmıyorum. Büyüklük, küçüklük. Hayır. Ya bir şey dediğini duymadım ben de bu fikir işlenirse, bu fikir işlenirse bunun pazardaki geçerliliği, ön kabulü gerçekleştirilebilir. Ha doğru olur mu olmaz mı? Yani şu, bir şey. Tabii bu ayrı ayrı profilleri incelemek lazım. Evet. Şimdi 10 sene bu çok bilimsel değil bunlar. 10 sene öncesine kadar Fenerbahçe gerçekten ideal bir tüketim oranıydı. Çünkü baktığın zaman Fenerbahçe taraftarlarının yaş aralığı 30'da 50 arasında birikmişti. İşte kendi parasını kazanan, artık meslek sahibi olan, evini geçindiren, dolayısıyla babasından para isteyip ya da ailesinden para isteyip harcamayan bir gruptu. O 96-2000 Galatasaray'ın o seneleriyle birlikte anormal derecede Galatasaray taraftarı arttı. Belki 10 yıl sonra şu an eşit diyeceğimiz, hatta istatistiklerde bazen daha fazla çıkıyor Galatasaray taraftarı. Onlar o yaş aralığında geldiğinde bu sefer Galatasaray daha değerli. Kendi parasını harcayan taraftarların... Üst üste Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıllarda durum değişik miydi basında? Ama bak şöyle değişikti tabii. Tabii. Bu kadar naklen yayın gelirleri, bu kadar parlak değildi bu işler. Beşiktaş'ın şanssızlığı o oldu. Naklen yayınlar patlamaya başladığı zaman ilk iğmeyi Galatasaray yaptı. 4'lü şampiyon, UEFA şampiyonluğu falan. Bu şans sonra Fenerbahçe buna ortak oldu. Kabul edelim. Ama ben geçmişten bu yana çocukluğumdan baktığım zaman Türkiye'de her zaman için statları yani Altay takımı İzmir'de oturduğum için söylediğim şunu söylüyorum. Hep Fenerbahçe, özellikle Fenerbahçe'nin ilk maçını İzmir'de oynamasını isterler. Çünkü stat 80 bin kişi. Hayır. Yeni transferleri yapmış Fener 6 adamla gelmiş. 100 bin kişi doluyordu ayakta falan yani. Mesela, o aslatlar bütün seneyi kurtarıyordu. Saracalı stadının bitmesiyle birlikte belki de 1907 Fenerbahçe Derneği'nin de yönetimlerde çok aktif duran hepsi iş adamıydı. O tribünler de met haline geldi. O zaman ben bir yazı yazdım. Taraftar değil müşteri diye. Çünkü gelen taraftarın profili değişti. Çok yüksek, çok önemli paralarla koltuklar satılmaya başlandı. Birdenbire Feneryum satışları patladı. Yani Feneryum'un cirosu neredeyse stadın cirosunun yarısı, belki de daha fazlası haline geldi. Yani o bakış içinde eskiden cefakar taraftar vardı. Şimdi birdenbire fedakar taraftar oldu. Bir şey daha söyleyeyim Gürcan'a katkı. Şunun farklı bir boyutu var işin. Şimdi Fenerbahçe stadı yaptığı zaman bütün kulüplere fark yapmıştı. Tabii. Galatasaray'ın stadının sayısı Beşiktaş tribünlerinin gerisindeydi. Fakat Galatasaray stadını yaptı. Onun geliriyle biliyorsun iyi bir takım yarattılar. Bakıyorum şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 52'şer bir kişilik stadı var. Ama bir fark getirmiyor şu anda. İkisinin de ekonomik yapısı belki de dediği gibi ceza alacak noktaya getirdi. Yani bu gelen paraları şimdi, o zaman diyorlardı ki hani Adnan Polat demişti biliyorsun bu stat aradaki farkı kapatacak diyordu. Gerçekten kapattı geldi hani bu şeyleri sattılar, lojaları, kombineleri. Ama geldiği nokta Galatasaray'ın 27 bin kombineye düştü. 42 bin. Çünkü yani o paraları harcamışlardı. Zaten borç batandılar. Şimdi o konu bir de Fenerbahçe rakip. Seyirci azalması ligin geneliyle ilgili bir durum. Ama şunu duyabiliriz, özür dilerim. Fenerbahçe, Galatasaray'ın demek ki Beşiktaş'ı da katıyorum buna. Demek ki büyüklerin etkinliği, cazibesi artık giderek zayıflıyor. Yani 7-8 sene rakiplerinden, diğer rakiplerinden Fenerbahçe yani Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan o her sene 40-50 milyon dolar daha fazla gelir elde etti stadı sayesinde. Tabii. Bu 7-8 sene sürdü. Yani Galatasaray stadı bitene kadar, eşitlenene kadar 7-8 sene. Çok güzel olur mu ya? Nereden baksan 300-400 milyon dolar evet. Fazla bir girdisi aldı. Doğru. Ha bu girdileri karşılık, sene, doğru söylüyor. Karşılık hangi başarı geldi, hangi performans geldi o paraların. İkincisi, bakın Aziz Yıldırım'ın çok doğru yaptığı tespitler var. Şimdi Fatih Hoca çıktı konuştu dedi ki 3. ligi ya da 2. ligi şimdiki deyimle kaldırmamız lazım. 3.'yü. Profesyonel takım sayısını azaltmamız lazım. Aziz Yıldırım bunu 5 sene önce söyledi. Ayağını vuranı futbolcu diye profesyonel yapıyorlar. İkincisi çok önemli bir tespitidir bu. Esasında belki de Türkiye'de sporun, sadece futbolun değil, sporun ima almasını sağlayacak tekliftir. Kardeşim dedi, bizden dedi vergi alıyorsunuz. Spor yaptırmak devletin anayasada yazan görevi. Hiçbir katkınız yok bize.
amatörler için konuşuyorum. Bari bu vergiyi amatörlere yaptığımız harcamalara mahcup edin. Bizim de bir şeyimiz olsun dedi. Doğru, o da doğru. Bir bütçemiz olsun dedi. Denetleyin dedi. Hatta ben sana daha da üstüne bir şey ekleyeyim. Hem vergi alıyorsunuz. Biz devletin spor yaptırmak görevi, hem de devlet kurumlarının takımlarına en pahalı transferler alıp karşımıza rakip olarak çıkıyorsunuz. Aynen, aynen. Yani dedi, bir de özel takım, özel şirketlerin takımları da dedi yaptığı transferler vergiden düşüyor. Hayır, özel şirketten ben vazgeçtim. Tabii. Devlet kurumlarının takımları. İşte, tabii canım, o zaman biz nasıl yarışalım? Vakıf Bankası, Halk Bankası var. Senin bütün dünyada yenilmez armada olan takımın devlet kurumu değil mi? O para nereden geliyor? Sen çıkıp nasıl spor kulüplerinin karşısına rakip oluyorsun devletin parasıyla? Hem bayanda yani, hem erkekler. Hayır, şimdi kulüpler zaten UEFA demiş ki futboldan kazandığını futbol harcayacaksın. Hı. O kaynağı yok etmiş. Amatörler, şubeler için farklı kaynaklar yaratmak zorundasın. Baktığında en fazla vergiyi veren iki kulüp Galatasaray ile Fenerbahçe. Milli takıma, olimpiyatlara en fazla amatör sporcu gönderen kulüpler bunlar. 2000-3000 tane sporcuları var. Buraya yaratacak kaynak bulmak için ot yollayacak. Tabii oradan bu gelsin, buradan bu gelsin. Galatasaray'ın eski yöneticisi Mehmet Cibar'a şöyle dedi. Bizim 300 bin euro verdiğimiz voleybolcuya, o senin bahsettiğin takımlar 1 milyon euro veriyor dedi ya. İşte. O zaman dedi rekabet edemiyorsun. Hayır, bari vergi olayında Az Yıldırım orada haklı, doğru söylüyorsun. Hayır, amatör sporlarda ne dese haklı. Öbür tarafta gene Fenerbahçe özelinde konuştuğumuz zaman. Atilla abi gülüyorsam öyle değil mi? Hayır. Şimdi bir takım kuruyorlar. O kadar değil. 15 milyon euro devletin takımı. Şimdi o takımlar olmasa acaba Türkiye'nin uluslararası voleyboldaki seviyesi kaldı ki sen ailece eşinle beraber. Ben o konuda çok bir şey diyeyim. Fenerbahçe evet. Bu yatırımı voleybol üzerine konuşsa yapmasaydı şu anda ne Vakıfbank olurdu? Tamam işte. Ama Fenerbahçe eskisi gibi olurdu. Kendi kendilerine oynarlardı. Fenerbahçe'de kim ne yaptı? Geldi Mehmet Ali Aydınlar'la yaptı. Gene kulüp koymadı ki. Evet. Yani evet. Az Yıldırım Mehmet Ali Aydınlar acaba sponsor oldu mu? Gürcan bir yıl oldu. Şunu diyorsunuz. Şu voleybolda Mehmet Ali Aydınlar yaptı söylemine şimdi bütün program konuşurum bu konuyla ilgili. Bir yıl yaptı. İki sene yaptı. Fenerbahçe voleybolda 10 yıldır var. Tamam, var da iddialı mıydı bu kadar? İddialı haline yavaş yavaş geliyordu. Tamam Mehmet Ali. Onun da büyük katkısı oldu ama o yaptı. Ama o çok büyük ivme kazandı. İvme kazandırmak ayrı bir şey. Avrupa'da final oynadı bu takım. Şimdi dünya şampiyonu oldular. Onun yetmezlik ayrı bir şey. Hayır şunu söyleyeyim. O önemli bir sponsor. Mehmet Ali Aydınlar yani. Bir ivme kazandırmış. Hayır. Tabii yani. Bunu söylemekten kastım. Tamam, ben sizi dinleyeceğim bu akşam. Kendi bütçeleriyle bu kadar iddialı olamazlar. Hala da olamazlar. Atilla abin dediği doğru. Devlet sponsorluğunda gene iddialı takımlar kurup Türkiye'nin adını, ama bir de böyle denesinler. Devlet kulüplere de o imkanı versin. Peki. Şimdi bakıyorsun boks takımı Fenerbahçe'den. İşte stopu takımı Galatasaray'dan, olimpiyatlara giden ya da kürek takımı beraber. Kürek takımı Fenerbahçe, Galatasaray. Senin, şunu da söyleyeyim sana, Az Yıldırım şurada da haklı. Bakın büyük kulüpler var. Mesela Barcelona futbolda büyük. İşte ne bileyim. Baskette de büyük. Ama basketteki yönetim ayrı. Handbolda dünya şampiyonu. Basketteki yönetimi ayrı. Ayrı olabilir. Sana bir şey söyleyeyim. Ama burada BFC yazar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyada. Erkek voleybol, bayan voleybol. Erkek basketbol, bayan basketbol. Futbol, masa tenisi, boks. Hepsinde en az 5-6 bir yaşta dünya şampiyonluğunu oynayan bir kulüp söyle bana. Avrupa şampiyonluğunu oynayan. Barcelona. Real Madrid. İşte büyük kulüpleri söz ediyorsun. Voleybol mu var Real Madrid? Real Madrid değil, Barcelona. Ha? Voleybol yok, handbol var sende olmuyor. Tamam. Avrupa şampiyonu. Var mı? 5 tane branş sayıyorum sana, 5. Tamam, ben de sayıyorum. 2 tane sayıyorsun. Nasıl iki tane sayıyorsun? Ya dalga mı geçiyorsun? Futsal diye bir spor. Ya bilmediğin sporları mı sayayım burada seyircinin kafasında? Artistik patinajı bile var ya. Avrupa şampiyonu mu oynuyor? Oynuyor tabii ki. Yani spor kulübü olarak. Ya Barcelona'da var, onu demek istiyorum. Fenerbahçe'de yok demiyorum. Spor kulübü olarak, o zaman şöyle söyleyeyim, düzelteyim. Bence birincidir ama spor kulübü olarak Fenerbahçe Avrupa'da spor kulübü olarak. Futbol değil, futbolda. Bu kadar Fener'le ilgili muhteşem olduğunu yaptı. Futbolda olsa Mayıs'ta yönetime girebilir. Futbolda daha büyükler elbette var. Ama spor kulübü olarak Fenerbahçe. Tabii. Avrupa'da ilk üçtedir, zaten belki dünyada ilk basketbolda, üçtedir. Basketbolda, voleybolda son yıllarda canlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yani, bu işine girmesi. Hayır, bütün bunları yapıyorsun. Bunlar için yani, bir kaynak hep vardı. Bir kaynak yaratman lazım. Beşiktaş hiç vazgeçmemiş. Bırak devletten destek almayı. İşte cezalar geliyor, vergi bilmem neleri, şunlar bunlar.
İşin öbür tarafına bakıyorsun. Ya o kadar makul bir öneri ki. Şimdi bakın, diğer konuları konuşacağız artık, keseceğim ama çok bu iş uzuyor gidiyor. İyi peki. Ama Gürcan yelkenleri doldurdu, tutamazsın Gürcan'ı. Peki hemen direkt. Ya Fenerbahçe niçin kuruldu kardeşim? Spor yapmak için değil mi? Tabii. Niye yok o olursa bilmem ne, devlet bize karşı kulüp kurmasın, özel sektör bilmem ne yapıyor. Yok. Siz spor için kuruldunuz. Kulüp kurmasın değil de Akil, evet abi, en azından vergi muafiyeti güzel bir uygulama olabilir. Zaten amatör var vergi muafiyeti için. Ya %15 vergi ya. Amatör sporda. E tabi. Vergi muafiyeti yok, nereye var abi? Şey muafiyet demektir bu, %43 dünyada. Nerede? Ortalama. Vergi muafiyeti futbolcuya var. Hayır, yok hayır, vergiden düşebilmeli. İşte takıldığımız nokta o başkan ama. O neyse, zaman bir dakika özel şöyle, sektörün takımlarını... Devlet derse ki tamam ben sizden vergi harcamalarıyla yapacağım. Harcamalarıyla aynı şey değil Galatasaray Fener'in harcaması. Kullandığınız tesisleri de size devredeceğim. Yılda şu kadar para verin. Kamu arazisi, kamunun yaptığı şey. Üstünü istediğin kadar lüksleştir yani. Elbette o emekler de boşa gitmez ama devletten aldıkları ayrıcalıkları bir anda jilet gibi kesse. Aziz Yıldırım bu defa niçin bağırıp çağırmaya başlayacak? Söyleyin bana. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'nin kendi haklarını savunmakla yükümlü bir başkan. Tabii. Yani her başkanın görevi peki, var. Peki Adnan Polat'ın bir açıklaması var. Ben direkt yekten geleyim olarak. Söyle. Fenerbahçe şampiyon olur dedi bu sene. Ve Galatasaraylardan da büyük tepki geldi. Hatta bugün de onunla ilgili yine Yasaman'ın açıklamaları vardı. O görüşe katılmadığını, niye böyle konuştuğunu anlamadığını. Peki yani sevgili Sayın Yasaman'a, sayın bir sürü insana şunu sormak lazım. Burada Alp Yalman başkan adayıken Fenerbahçe başkanı benim yakın dostum diye tweetlerde paramparça ettiler, konuşmalarda yok ettiler adamı. E şimdi Fenerbahçe şampiyonusu alkışlarız diyorlar. Alkışlarız ama zaten bir dakika, alkışlamayız çünkü biz olacağız dedi bugün. Bir dakika, alkışı, bir dakika çevirmeyeceksin. Bir de bak çok konuşan çok yanılır. Bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın kısa bir yönetimi var. Çok fazla konuşuyorlar bu yönetim. Çok fazla konuşuyorlar ve çok zarar veriyorlar Galatasaray'a. Önce icraat önüne baksınlar, işini doğru yapsınlar. Bütün yöneticiler. Evet, hepsine söylüyorum çok net olarak. Herkes işini adam gibi yapsın. Talip oldunuz. Tamam, ortaya ne kadar para koyacağız diye de söylemediniz. Ama Alp Yalman belki 200 milyon dolar para koyacaktı. Çok net. Bak söylüyorum. Bu kadar da para vardı. Şimdi yani böyle sistem Galatasaray'da, derin Galatasaray böyle bir şeye karar verdi. Bugünkü yönetim geldi. Tamam doğrudur, evdir, ağırdır. Mayıs ayına kadar devam edecek bu yönetim. Ama konuşmalar herkes dikkat edecek. Geçenlerde mesela Hamdi Yasaman'ın Fatih Terim'le ilgili konuşmaları var. Neye göre konuştun sen? Galatasaray'a Sayın Hamdi Yasaman'ın hizmeti Fatih Terim kadar olmuş mudur? Soruyorum ben. Olmamıştır. Tanıyor muyuz kendisini fazla? Ben biz tanımam. Galatasaraylılar tanır efendim. Ben tanımam. Evet, bu kadar net söylüyorum. İlk önce oraya oturduğu zaman o koltuğun verdiği güçle konuşmayacaksın. İcraatınla konuşacaksın. Hayır şimdi çok... Adnan Polat'ın Fenerbahçe Adnan Polat bunu söyleyebilir. Biz de buraya bir sezon başı başlarken Fenerbahçe takımı şampiyon kadrosunu korumuş. Korumuş bir kadroyla yola devam etmiş. Artı transfer yapmış Diego'yu. Tekrardan herif geçen hafta iyi oynadı oyuncu, yalan mı? Doğru. Şimdi dolayısıyla bunun bir avantajı var. Tecrübeli. Şimdi gelirken kanala şunu söyledim getiren arkadaşa. Fenerbahçe'liymiş getiren arkadaşa. Söyledim dedim ki bak şimdi kaleci Volkan'dan Gökhan'a, Alves'e, Egemen'e, Caner'e, Mehmet Topal, Mereles, Emre, Kayt, Sov, Emenike. Hepsi milli takımda oynuyor ya. Yanlış mı? Ülke milli sen takımda oynuyor. Sen de Fenerbahçe şampiyon olur diyorsun. Şansı var diyorum. Ben de diyorum ki sen az evvel bir şey söyledin. Senegal elendi, Sov geliyor dedin değil mi? Evet. Fenerbahçe ekstra bir santrforu tekrardan getiriyor. Galatasaray'ın santrforu yok. Hamdi Yasaman Bey bunu konuşacağına Galatasaray nasıl santrfor alırın hesabını versin. Almalı mıdır diye. Buradan sesleniyorum, öyle boş konuşmayacaksın. Galatasaray takımın santrfora ihtiyacı var mı yok mu onun analizini yapacak. Biliyor mu acaba, futboldan anlıyor mu kendisi? Sormak, hukukçuluk, hukuk işi değil kulüp yönetmek. Şampiyon olursa Fenerbahçe alkışlarız demesini. Ya tabii, ya bana göre bunlarda bir sorun yok. Türkiye bunlara alışkın veya değil. Ama bir gerçek var. Bunu ilk Fenerbahçe çıkardı biliyorsun, sulu maçta alkışlayın diye bir medya yarattı. Galatasaray takımı geçmişte de şampiyon gitmişti, alkışlamadılar. Çok ütopya. Bunu yapabilecek bir durum yok. Bence bu, de yok. Bu olacak bir şey değil. Bunu fazla abartıyor. Bununla söylemedikleri, inanmadıkları şeyleri söylüyor. Peki Adnan Polat'ı eleştirmesini mi sen eleştiriyorsun? Hayır canım. Adnan Polat'ı neyini eleştiriyor? Hayır, bu lafını. Fenerbahçe şampiyon olur. Ya söyleyebilir. Galatasaray'ın başkanı bakmıştır futboldan. Adnan Polat demedim ben futboldan da hocadan da anlarım diye.
Evet. Tamam Adnan Polat Galatasaray Fenerbahçe şampiyon oldu demişti. Galatasaray da şampiyon olacak dedi. Sene 8. oldu Galatasaray takımı. Galatasaray takımı 2 yıl üstte şampiyon oldu. Bütün teknik direktörleri değişti Sayın Adnan Polat. Bu biliyorsun helikopterle fetileri aldı, bilmem neler aldı. Galatasaray kaçıncı oldu ortada. Peki Galatasaray... Hakkı Alman'ın kurduğu takımla Adnan Polat'ın kurduğu takım arasında fark var. Konu oraya geldi madem. Galatasaray transfer yapmalı mı? Yapmalı tabii yani. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ama yapmayacak bak, gibi gözüküyor. Burak'ı oynatarak büyük hata yaptılar. Adelisi her zaman için risktir. Kafaya yerleşir. Adımını atamazsın. Attığın zaman korku seni bekler. Keşke oynatmasaydı. Duygusal davrandım hata yaptım diyor. Bak şimdi size. Hamza Hoca'ya... Burak olayıyla ilgili geleceksek onunla ilgili bandımız var. Onu vereceğiz ama bir gerçek var. Galatasaray burada haftalardan beri söylüyorum alınacaktı diye. Yani 2 Şubat'ta transfer bitiyor. Galatasaray takımı Bursa maçında Burak'ın oynaması biraz zor görünüyor. Galatasaray sadece umutla bu ligi götüremez. Stoper de yok. Ya stoper içeride hallederler. Stoper sorun değil Allah aşkına ya. Stoper ne olacak yani? Koray Günter kötü oynamadı. Yarın Semih gelecek, Sesu dönecek yani. Bunlar 1-2 maç için bunlar idare edebilir ama Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemlerde en az 3 santrforu olmuştur tabanca gibi. 4 olmuştur. Bunları gören bir adam olarak söylüyorum. Buna kafa yorsunlar. Paraları nasıl ödeneceği konusunda kafa yorsunlar. Yani Galatasaray kulübünün transfer istediği Serdar Aziz değildir. Serdar Aziz Galatasaray defansını ayağa kaldıracak bir stoper değildir. Ama Hamza Hamzoğlu biliyorsun Serdar Aziz'le görüşüyoruz. Açıklamasını yaptı kendi ağzından. Zaten bunu daha evvelden Hamza Hoca'ya kızmadan evvel niye yaptırayım Albayrak bile söylemiş. O demedi mi konuştuk? Bir yere geleceğim de onun için. Burak'ı biraz sonraya bırakalım. Evet. Hamza Hamzoğlu dedi ki biz Serdar Aziz'le görüşüyoruz değil mi? Evet. Bunun kimle görüşebilir? Peki, bir saniye. Yönetim bazında görüşebilir. Bir saniye. Çok kısa bir bandımız var. Şenol Güneş bakalım bugün ne söylemiş. Serdar Aziz'le görüşüyoruz şeklinde. Benim haberim yok. Bana kısa söylemedi. Söylese cevap veririm ona. Yani şu anda benim ve kulübün haberi yok. Yani biz bugün gördüğünüz gibi maçta oynadı. Bunlar doğru şeyler değil maçtan önce. Ben hocalarıma söylüyorum. Nerede olursanız ol, güzel futbol oynayın, keyif alın, keyif verin. Bugün de öyle oldu. Ben seyirciye teşekkür ediyorum bugün, alkışladılar. Güzel olan şey bu yani top oynamaya çalışan takımı sahiplenmek, ona destek olmak. Pazar günü de bir maç oynayacağız, sağ dışlarına hiç girmeyelim. Sağ içinde oynanacak. Transfer konusu varsa o ayrı bir olaydı. Maçtan önce konuşacak konu değil. Bu yönetimler arasındaki bir görüşme oldu. Hayır bak Şenol Güneş'in burada eksik kalan bir şeyi var. Evet. Tam açıklaması şu. Benim de haberim yok, yönetimin de haberi yok diyor. Peki bugün Mersin... Bir dakika, bugünü konuş Serdar Aziz. Serdar Aziz 15 gündür konuşuluyor ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben bir soru soracağım. Evet. Hani etik mi değil mi diye konuşuyoruz ya. Evet. Yönetimin de haberi yok, benim de haberim yok diyor. Ya Abdurrahim Albayrak bir açıklama yaptı. Yönetimle ilgili konuşuyor. Bir şey söylemek istiyorum. Peki. Ozan Tufan'la ve Şener'le ilgili... Konuşmalar var, manşetler var. Ona niye tepki göstermiyor? O soru sorulmadı. Bir demek tane demek ki bir tanesi şu var. O futbolcunun aklı karışmaz. Serdar'ın mı karışıyor aklı? Pardon. Ha belki onunla ilgili resmi bir teklif vardır. Var tabii. Var. Hayır yönetimle. Ama onunla ilgili bizim bildiğimiz tamam bir şey da yani, yok. Tamam da yani peki oyuncu kardeşim çıkıp diyemez mi Şenol Güneş? Şimdi ya bak, bunun niye futbolcularıma transfer bu, teklifi geliyor? Bunlar hoş ben şeyler değil gelir. Lafı Hamza evet. Hamzoğlu'na direkt gönderdiği bir tamam. O çıksın açıklama yapsın. Hamzaoğlu görüşüyoruz derken yönetim açısından bunu söylüyor. Kendi görüştüğü... Ya ama bir takım hocası da benim haberim Hamza yok. Hoca'nın bir tek lafı var. Ben Uğur'un düğününe gittim. Sordum ben Trabzon'la anlaşıyor hocam dedi. Tamam dedi onu söyledi. Bunu net konuşuyor. Evet, bak abi. O da hata yapıyor. O açıklaması da var. Evet. Biz Serdar Aziz'le görüşüyoruz diye bir televizyon programında söyledi. Şimdi onu alamadığımız için... Uğur Demirok'u istedik dedi. Serdar Aziz'le de görüşüyoruz dedi. Ben onu söyledim. Şenol Güneş de onu söylüyor. Bunlar hoş şeyler değil diyor maçtan önce. Ya bunlar eğer kulübün bilgisi dışında mı yapılmış? Evet. Peki niye Trabzon Bursa yönetimi tepki koymuyor? Onu anlatıyorum. Şunu söylemek lazım. Şenol Güneş koyuyor tepki. Ama yönetimler görüşüyor. 11 milyon euro ödemesi var. Yönetimin de haberi yok diyor. Benim de haberim yok. Yanlış ya. 11 milyon lira Bursa'nın para ödemesi lazım. Ceza alacak bir yıl daha ya. Bu ne demek yani mecburlar? Hayır anlatamadım. Futbolcu satacaklar para geliri elde etmeye çalışıyor. Ya olsun bu görüşme geleneğini, ahlakını, kuralını değiştirecek bir şey değil ki. Para ihtiyacı varsa görüşürler. Haberim yok. Serdar Aziz ile görüşüyoruz. Eğer bak bir şey söyleyeyim. Yönetim izin vermemiş olsa bu yorumlar yapılabilir mi ya? Bursa Başkanı çıkar der ki. Bizim haberimiz olmadan Galatasaray Serdar Aziz'i istemektedir. Çocuğun aklını karıştırmaktadır. Bu etik değildir de. Böyle bir açıklaması yok.
İşte zamanla Şenol, kulüpler yöneticiler böyle açıklama yaptılar. Yapıyor açıklamayı. Yönetimin benim çünkü haberi Şenol yok, Güneş, benim de yapıyor. Şöyle söyleyeyim, Şenol Güneş'e bu transferden haberim yok. Yönetimin var, onun yok. Yani bunun neticelerine bir bakmak lazım. Şimdi Trabzon'la ilgili Ozan Tufan'a ve Şener'le ilgili biliyorsun uçuk geçen rakamlardan konuşuluyor. Evet. Bu saatten sonra. Peki Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'de istiyor, Trabzon'da istiyor. Şimdi o futbolcunun aklı karışmasa, topu ayağı topa gitmiyorsa ne olacak? Kim sorumlusu? Peki bu futbolcuların bu talip olmak, sözleşmeli devam ederken bu futbolculara talip olmak yönetimin bilgisi dahilinde midir, dışında mıdır? Hayır ama bak burada fark şu Levent abi. Bu hafta sonu Bursa Galatasaray'la. Ben de soracağım, bu hafta sonu ne maçı? Yani öteki etaplarda mesela dediğin gibi herkes her futbolcuya talip olabilir. Üstelik transfer öncesi. Zaten Şenol Güneş'in tepki göstermesinin nedeni bu hafta yani, sonu maçın olması. Oyuncuya güveni mi yokmuş? Gelip al. Bunu ortaya çıkıyor. Yani. Geçmişte de Galatasaray bunun örneklerini verdi biliyorsun. Zamanında işte Ali Turan'a yaptılar. Ali Turan'la anlaşma neticelerini bak, herkes doğruyu söylemiyor. Kayseri bir iş adamı yardımcı oldu. 500 bin dolar istediler, 400 bin istedi. Hatta Süleyman Urma, ben bir yayıncı kuruluştaydım, bağlandı. Sonra Galatasaray takımı o parayı ödemedi. Ali Turan'ı Adnan Polat 6 ay biz oynama paranı vereceğiz dediler, oynatmadılar. Bak Şemsi Bey demiş ki Serdar'la görüşüyoruz demek başka. Ozan'la Şener konusunu medya konuşuyor, medya yazıyor demiş. Bir şey söylüyorum. Bu bir teknik direktörün ağzından çıktı. Bu lig başlamadan evvel yapılan bir röportajda söylenmiş bile. Hayır, yeni. Ya Rıdvan'ın programında söyledi Allah aşkına. Ya. Ben dinledim, kaydı kaç var ya. Kaç hafta oldu? Yeni işte, geçen yeni, hafta işte. Geçen hafta. Lig oynanmamıştı. Hayır. Galatasaray daha tabii, lig oynanmamıştı. Lig yapma ya. İkinci yarı mı başlamadı? Başlamadı ikinci yarı ya. Geçen haftaki maçtır. Tam başlanmadı yani. Tamam. Galatasaray'ın stoper alacağı sakatlık Antalya'daki kamptan döndükten sonraki Galatasaray hocasına sorulan sorular stoper almaktı. Santrfor alacak. Bizim her oyuncu Levent abi şimdi Şenol Hoca endişelenmekte haklı. Yani Galatasaray'la maçı var. Stoperdi Galatasaray işte. Bir dakika. O oyuncunun sahada. Şimdi mi aklına geliyor Şenol Güneş'i? O röportajdan sonra bu uyarıyı yapsaydı. Bunu yapmakta haklı. Yani Şenol Hoca birçok konuda birçok şikayet belirtiyor. Geçen gün dedi ki şey yapsın dedi ilk yarıda ilk 11'imi federasyon yapıyor dedi. Yabancı sayısından şikayetçiydi. 14-14 kuralı çıktı, böyle rezillik olur mu? Bu böyle bu kadar fazla yabancı mı olur dedi. Yani Şenol Hoca da kendisindeki yorumlarında farklılıklar getiriyor. Ama şu maç özelinde ya da şu süreç üzerinde Galatasaray gitseydi Serdar'ı istiyoruz, veriyor musunuz, vermiyoruz. Aldık almadık. Yani bir fluluktan çıksaydı ortam. Ya fiyat biçti. Bir problem olmazdı. Fiyat biçti. 5 milyon dolar yapmayın, gazetede var. 5 milyon dolar istedi tamam. Bursa. Galatasaray veremeyiz dedi ya. 3,5 verdi. Bitti mi olay yani? Yani yok şu anda. Hayır. Bu sana söylediğim bu Galatasaray şu son maçını oynamadan evvel. Yani Rize maçını oynamadan evvel röportajda söylenmiş bir laf. Bitti. Yani şimdi Şenol Hoca deseydi ki o günkü konuşmada o röportajdan sonra. Ya sen nasıl konuşuyorsun, Serdar Aziz'i istiyorsun kardeşim? Deseydi. Bu maçtan birkaç gün evvel Hamza Hoca söyledi mi bunları? Yapmayın ya. Başka şimdi mi aklına, soruya cevap veriyor. Her soruya kaleci Volkan'la ilgili de yorum yaptı. Ne alakası var Volkan'la ilgili? Soruyor milli takımdayken. Ya milli takımdaki yaşadığı olayla ilgili. O da eski milli takım. O da Fenerbahçe maç öncesi yaptı o yorumu. Evet, doğru. Evet yani. Bursa Fenerbahçe maç öncesi. Ne var ki de şimdi Volkan'ın aklını mı karıştırdı yani? Karıştırdı. Sinirlendi mi yani herif? Onun için mi oldu? Şimdi onu yaparken birine haklı, başkasısı kendini oyuncuna yaparken yapan haksız. Bu daha farklı ortam. Sonuçta bu endişeyi taşımakta haklı olabilir. Ama oyuncu çıkacak. Aslan gibi oynar. Oynar. Peki alacak mı Galatasaray Serdar Aziz? Ya Serdar Aziz'le ilgili talepte bulundum. Serdar Aziz ta Fatih Terim döneminden beri. Hayır, Galatasaray'da sürekli oyuncu almayacağız diye bir açıklama geliyordu onun için yönetimden. Hayır ya. Bak şimdi Hamza Hoca ne dedi ki? Biz oyuncu transferi yapacağız. Yapmayı düşünüyoruz. Peki. Her bölgeye oyuncu yapabiliriz, yapabileceğimiz noktaya kadar. Yapabilecek diyor. Maddi gücü var mı? Ya vardır herhalde. Yani bir rakamsal bir yerden bir girdileri vardı. O paradan dolayı yapabilir. Yani sonuçta kiralayabilir. Levent abi şimdi Hamdi Yasaman'a sert çıktın da Hamza Hoca da şey istiyor. Stoper istiyor. Santrafor'un sesi çıkmadı ağzından. Nasıl? Ya Hamdi Yasaman hangi transferle ilgili? Hayır, sen ona kızdın da
transferi yapsınlar, santrafor lazım diye. Biraz evet, önce öyle söyledi. Evet. Hamza Hoca da stoper istiyor. Ya ben sana nereden bir santrafor istemediğini? Söylemedi. Söylemek mi zorunda? Belki teknik heyeti söyledi. Bunu en iyi Ali Dürüst de şey biliyor. Çünkü yabancı transferinde acele etmemesinin ana nedeni şu. Ligler bittiği anda itibaren. Hamza Hoca santrafor istedi mi? Tabii canım. Peki. Bu niyaseler konuşulmadı mı? Daha önce söylemedin de onu. Söyledim burada. Ben söyledim. Barbaros'un hatırlaması lazım santrafor alacaklar diye. Hatta Unteler'i söyledik. 2017'ye kadar sözleşmesi uzatıldı. Bu arada bir izleyicimiz bir link göndermiş. Hürriyet gazetesi. Çaykur Rizespor maçı sonrası. Hamza Hamzoğlu'nun açıklaması. Aynen söylüyorum. Rize maçı sonrası. Basın mensuplarına yaptığı açıklama. Stoper ihtiyacımız var. Almak zorunda değiliz ama bütçemiz uygun olsak alacağız. Serdar Aziz ile de görüşüyoruz. Önemli olan bize uyması dedi. Ekonomik açıdan. Tamam. Çünkü bu görüşmeleri... Rize maçı sonrası. Tamam. Bunu basıptan sonra söylemiş olabilir. Orada da söylemişti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Abdurrahim Albayrak atsınlar linki gönderen hassas davranan bu ama okuyucumuz. Şunu da göndersin. Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı. 5 milyon euro. Aynen. Ali Dürüst maçtan sonra şöyle söyledi. Serdar Aziz de Fernando da şu da bu da yok dedi. Galatasaray televizyonunda konuştu bunu. Abi evet. Şeydi Hamza Hamzoğlu da basit toplantıda işte, söylemiş. Yani sonuçta şey de aynısını söyledi. Abdurrahim Albayrak da 5 milyon euro önerdiler. Biz 3,5'tan fazla veremeyiz dedik. Ya Şenol Güneş de hani o şeyi boş yere yapmıyor. Onu söylüyorum eleştiriyi. Futbolcu etkilenir etkilenmez. Başka kulüpte de örneği vardır yoktur onu bilmiyorum ama yani bu konuda bir hassasiyet var yani. Peki bir şey sana söylüyorum. Öbür oyuncularıyla Trabzon görüşmüyor mu veya Fenerbahçe görüşmüyor mu? İzinli olarak belki görüşüyoruz. Tamam. Haberi vardır. Ben yani de şunu söylüyorum sevgili Barbaros. Bu hassasiyete bu kadar değer veriyorsunuz. Konu Galatasaray olunca. Yok şunu hatta, evet yani tabii canım yani konu böyle bir şey. Bir şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki niye Bursa yönetimi bir açıklama yapmıyor? Bursa yönetimi dedi ki değerini evet bulursa satacağız ya. Bravo o zaman görüşmesi normal Galatasaray'ın. Hayır Serdar Aziz için söylemedi. Herkes için. Herkes için söyledi değil mi? Tabii herkes için söyledi. Ama hiçbir hoca çıkıp biz Serdar Aziz'le görüşüyoruz demedi. Yani veyahut da Ozan Tufan'la görüşüyoruz. Tamam Ozan Tufan'la koca kulüp söylüyor ya. Ozan Tufan için 9 milyon euro artı 3 futbolcu öneriyoruz diyor. Şener için de diyor. Peki gelelim Burak olayına. Bu hafta sonu Burak bir şanssızlık yaşadı. Artık şanssızlık mı diyeceğiz? Talihsizlik mi diyeceğiz? Acemilik mi diyeceğiz teknik direktörlük için? Acelecilik mi diyeceğiz? Ne dersek diyelim ama Burak oyuna girdikten 3 dakika sonra tekrar sakatlandı. Üstelik bu maçtan önce bir ay sahalardan uzak kalınır deniyordu. Tamam tedavisi iyi gitmişti. Kadroya alınmıştı ama oynaması gerekli miydi onu tartışacağız. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla yıkıldı. Devre arasında Antalya'da gerçekleştirilen turnuvada sağ baldırından sakatlanan golcü oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yapılan tedaviden sonra takıma erken dönen Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında yedek soyundu. Karşılaşmanın 78. dakikasında Umut Bulut'un yerine oyuna giren yıldız futbolcu sahada sadece 3 dakika kalabildi. Oyuna girer girmez ceza sahasında topla beraber koşu yapan Burak, pozisyonun sonunda kendini bir anda yere bıraktı. Oyuna girdikten 3 dakika sonra sahayı terk eden golcü oyuncu, gözyaşlarını ise hakim olamadı. Tabii herkesten de bir özür borçluyum. Önce Burak'tan, sonra taraftarlarımızdan. Maçın son dakikaları tam bir şölen havasına dönmüş olan maçı. Vermiş olduğum bir kararla biraz yani maçın önüne geçti Burak'ın durumu. Tabiri yerindeyse yani tam bile bile lades olduk. Yani dün Burak antrenmanı tamamladı ve çok iyi olduğunu söyledi. Biz kendisine yani antrenmanın maça benzemediğini, burada kontrollü olabilirsin ama maçta bazen öyle bir top gelir, koşmak zorunda kalırsın ve kendini kontrol edemezsin diye konuştuk ama tabii onun şevkini de kırmak istemediğimiz için dedim 18'i alayım. Hiç olmazsa yine sağ kenarında ol, takımdan uzaklaşmamış olursun. İkinci yarıda da kaldırdık. Yani bugünü de boş geçmesin, hafif bir idman yapsın diye. Dedim mecbur kalmazsak almayız seni. Ama Hamit'i almak niyetindeyken kenarıya baktığımda Burak'la göz göze geldik ki o ana kadar da sürekli bize haber gönderiyor. İyiyim, hiçbir şey yok, deparı da attım falan. Tabii duygusal davrandık biraz. Hadi dedim bir 15 dakika sahada bulunsun. Dedim dikkatli ol. Zaten 2-0 öndeyiz hani. Çok şey yapma. Ama bilmem lazımdı bunu. Yani biliyordum da aslında ama bu anda böyle bir karar verdik. Burak'a da geçmiş olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan da herkesten bu coşkuyu son dakikalarda engellediğim için özür diliyorum.
Vallahi yani yapılacak bir hata değil bu bir kere. Şimdi bu hatadan evvel ben şunu söylüyorum. Kupa maçı Melo ile Hakan Balta oynuyor stoperde. Son 20 dakikada Melo orta sahaya geliyor. Emre Can Coşkun stopere geliyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi Burak 18'e morallensin diye alınıyor. Galatasaray Koray'la ve Hakan Balta'yla stoperde oynuyor. Emre Can Coşkun da saat 14'teki A2 takımında Rize'ye karşı oynuyor. Peki bunlardan biri sakatlansa kim oynayacak stoper? Melo da sakatlandı. Kim oynayacak? Değil mi? Kulübede yok. Ama oynatılmaması gereken, duygusal davranılacak bir konu değil. Futbolda duygusallığa iş yok. Yer yok. Bir şey sana söyleyeyim. Gel 18'de bulun, havayı hisset, bizimle beraber ol deme hakkın var. Oyuna girme hakkın yok. Bir de oyuncu değişikliğini yaparken zaten kaçırdığı pozisyonlardan dolayı yıkılmış bir yüz ifadesi yaşayan Umut'u oyundan alamazsın. Çünkü senin elindeki tek santrfor o. Alırsın, çift forvete dönersin. Umut'u ortaya çekersin, Burak'a itersin. Ama Umut'u kaybetmemek için tavır sergilersin. Umut'u çıkartıp eğer ne oldu? Bak çok basit bir şey. Oyunda Melo sakatlandı, ekstra oyuncu girdi. Bir değişik, Burak bir daha sakatlanınca Hamit girdi. Sen sarı kartlı Selçuk 85. dakikada oyundan alma şansını kullanamadın. Doğru mu? Eğer bugün olsaydı Bursa maçının en çok ihtiyacını hisseden oyuncu Selçuk İnan olacak. Teknik direktörlükte strateji önemlidir. Duygusallığa yer yok. Ben yarım Burak'a, denenecek bir Burak'a sahaya sürmektense tam iyileşmiş Burak'ı Bursa maçına sürmeyi tercih ederdim hocam. Şimdi maçtan sonra özür dilemesi de güzel bir davranış. Aslında samimiyeti göstermesi elbette. Söylemeyebilirdi. Göstermesi. Abi sonuçta oyuncu iyiyim demiş, doktor tamam demiş. O da bakmış, o ışığı görmüş. Elbette de oynatmayın. Burak sakatlanmayabilirdi. Bence çok farklı bir şey söyleyeyim burada. Bence bu maçta Burak kadroda bile olmamalıydı. Ha burada... Madem oynatmaya niyetin yok. Ha burada şu var. Ama onu da söyledi. Yani işler ters giderse oynatarım dedi. Yani öne geçmezsek 0-0. İşte bu da bir strateji. Şeyde gidersek... Ligi uzun vadeli düşüneceksin. Oyunu atarım. Abi nereden bilsin adam? İyileştim diye çıkıyor adam sana, geliyor. Hayır, bantla çıkıyorsun, denedi. Bak ben maçın ısınmasını gördüm yani, canlı olarak. Orada kısa deparlarda yapıyor. Kısa depar adamı aldatır. Yani uzun depar. Bu arada sana kötü haber. Chelsea 1-0 yenmişti Liverpool'u. Maçta da yenmişti. Finale çıkamadı Liverpool. Lig kupası. Artık yani. Bu program bitmez. Üçüncü Barbaros kupa. Atilla abi sen ne diyorsun Burak olayında? Hamza Hamzoğlu'nun samimiyeti maç sonu. Yani zaten yaptığı çoğu açıklamada samimiyeti herkesten takdir alıyor ama şu hatayı başka bir teknik direktör yapsa acaba diyordum basında neler yazılırdı. Ertesi gün bir baktım hiçbir Galatasaray yazarı en ufak Levent Şahin dışında. Ben yazdım. Evet. Senin dışında kimse eleştirmemişti. Tabii yani. Herkesin bakış açısı. Şimdi şöyle farklı bir şey var. Adam... İtiraf ediyor, özür diyor, benim hatam oldu, bir tecrübedir bu diyor. Samimiyetini ortaya koyuyor. Galatasaray'da çok pozitif enerji kaynağı oldu Hamza Hamzoğlu. Dolayısıyla kendi kendini eleştirip özür diledikten sonra siz zaten onu eleştirirseniz bile sertliğiniz gider. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben 18 aldığım her oyuncuyu istediğim dakikada oyuna sürerim. Benim stratejik anlayışım budur. Kaza her yerde oluyor, sakatlık her zaman oluyor diye hiç üstüne alınmaz. Bunun bir hata olmadığını ileri sürer. O zaman da Levent Düzemen kalemin ucunu biraz daha sivriltir ve yüklenir. Şimdi Hamzaoğlu öyle bir insan değil. Ben de bu Snyder işini eleştirdiğimde aradan bir zaman geçtiği halde Süleyman abinin cenaze töreninden sonra geldi yanıma. Çok dedi, haklıydın dedi. Ben bundan sonra dedi dikkat edeceğim eleştirilerine. Peki bu da bir güzel bir şey bu. Güzel bir şeydi. Bu da bir strateji değil mi yani? Bir insanın iyi niyetli olması, iyi insan olması tabii. Kötü işler yapmasını engellemez. Yani bugüne kadar bak şimdi. Yani o konuda tabii. Evet, doğru söylüyorsun. Yani bir şey hatta ufak bir şey anlatacağım. Evet. Yani isim de vermeyeyim. Bir maç anlatıyoruz, basketbol maçı. Bir oyuncuyu çok seviyor yanındaki abim, yorumcu. Kaçırıyor. Şutu da çok kötü zaten yani. Sürekli kaçırıyor zaten. Ama iyi niyetli. Ama iyi niyetli. Artık ben de dayanamadım.
Yani abi dedim ben de iyi niyetliyim ama sahaya çıkıp oynamıyorum dedim yani. Evet. İyi niyette bir yere kadar yani tamam iyi niyetli çok iyi bir insan geldi bizle konuştu. Samimi ama yaptığı çok büyük bir hata. Bu bir hata. Kendisi de söylüyor. Futbol hayatı bile biter adam. Ben bu hatadan bir tecrübe kazandım diyor. Acı bir ders aldım diyor. Ha eleştirilebilir. Şimdi asıl önemli olan bu tür hataları tekrarlayıp tekrarlamayacağı. Şimdi Hamza Hoca'nın her maçında, her aşamada bu tür hataları yapıp yapmadığına dair medya alert durumda bekleyecek. Ankara'da da yaptı. Şimdi Atilla bu hata değil ama bu şanssızlık ya. Ay bir dakika Ankara'da ya da. Ama bu biraz bu hata kendisi. Bile bile lades diyor kendisi de söylüyor. Ankara'da bir bir kaldı. Biz de maçı izliyoruz. Dedik ki orta saha çöktü Galatasaray'ın. İkili forveti devam etmesi hata olur tabii etrafındakilere. Maçtan sonra ne dedi? Hata yaptım, geç kaldım. İkili forvetten tek forvete dönmek de dedi. Golü yedikten sonra döndüm. Ben de diyorum ki Galatasaray'da büyük kulüpte teknik direktör olmak çok zor. Daha çok bitirilirsin, eleştirilirsin. Şimdi Levent abi. Bu Burak'ı oynatmazdım ben. Baktığın zaman şu ana kadar Hamza Hoca'nın performansı tabel olarak iyi. Ben samimiyetine, futbolcularla olan ilişkilerine, saygılısına şimdi hayranım zaten tabii, yani. Şimdi şeyleri birleştir. İşte evet. Ankara olayını, bu olayı. Evet. Mesela geçen hafta Galatasaray'ın hem eski futbolcusu hem de eski antrenör olan bir arkadaşla beraberdim. İsmini sonra söylerim. İzin almadığım için. Dedi ki sürekli oyuncu suyuna giriyor dedi. Evet. Son 3 gün dedi hiç antrenman yapmadılar dedi. Bunu kupa maçından önce söyledi. Oyuncu suyuna gitmese Burak'la göz göze geldim alıyorum. Ben de bir tespit yapacağım. Katılırsınız ya da katılmazsınız bilmem. İspanya gitmiyor mu Fenerbahçe oyuncu suyuna? Aynı şekilde Türkiye şartlarında, yani. Allah Allah. Türkiye şartlarında oyuncusuyla bu kadar dost olan, arkadaş olan, oyuncunun suyuna giden, oyuncuyla arası iyi olan teknik adamların başarılı olma ihtimali yoktur. Kısa vadede başarılı olur gibi gözükürler. Uzun vadede ise hiçbir başarı gelmez. Bugüne kadar da ben şöyle bir kafamda tarttığım zaman bu örneği çok yakından gördüm. Bilmiyorum Hamza Hoca için, İsmail Hoca için. Olur mu vallahi olmaz mı? Hatta bilici de işin içine katarsak yani bir yerde bir otoriterlik gerekiyor Türkiye'de futbolculara. Tabii yani sevgi mi saygı mı? Bu yani dediğim durum o ilişkinin dengeli kurulması lazım. Var. Ama onun antitezi Vahit Arıcaz için de çok başarılı olması icap eder. Aksi bir sıdı ya. Oman başka bir şey. Bu da ağırlığı koyuyor Hamza Hoca canım yani sohbet anlarında. Ama bir gerçek var ki Galatasaray'da geçmiş dönemde şunu yapılmamıştı. Bizim gibi 4 kişi aynı masada oturmuyordu. Galatasaray'ın 4 kişiyi aynı masaya oturtturdu. Bu o zaman futbolcuların gözünde kazandığı saygının bir göstergesidir. Saygı ayrı bir bunu, şey. Bunu bak sevgidir. Disiplin. Birliktedir. Şimdi ne dedik? Dedi ki İtalyan usulü dedi. İtalya'da çok antrenmana katıldığı için Gürcan bilir oraları. 4 ayrı tepede çalışan takım bir tek ortada çalışmaya başladı. Burada çalışırken ayrıcalıklı hisseder insanlar kendini. Ya bunlar nedir böyle beni atmış oraya bir tepeye gibi. Hepsini buraya geldi çalıştırdı. Zaten Fenerbahçe'de de herkes burada çalışıyor. Beşiktaş'ta da çalışıyor. Prandelli istemiyordu böyle çalışmayı. Şimdi normal koşulda bu sevgi, arkadaşlık, ilişkileri, kavga, grupçuluk Galatasaray'da bitti. Tabii ki burada bazen futbolcuya taviz vereceksiniz. Bu dünyanın her yerinde vermedi tavizi Mourinho. Kafayı koparttı Ronaldo. Kavgalılar. Bugün de yani, Liverpool Chelsea maçında girmeden kısa bir videosunu seyredim. Emrecan Liverpool'da oynayan Türk asıllı futbolcu. Bir pozisyonda Mourinho'nun üstüne yürüyor. Orada da Türkçe bir küfür gayet güzel sallıyor Mourinho'ya. Yani şimdi Mourinho mu sallıyor? Tabii canım yani bazen. Emrecan Mourinho'ya. On kimi hangi takımlarda olmaz? Kimse anlamıyor tabii ne dediğini ama. Arsene Wenger'in takımında olmaz. Devamlı değişen, yenilenen ve gençleşen bir kadroda hep hakimiyet Arsene Wenger'de. Nerede olmaz bu? Alex Ferguson'da olmaz. Adam kafa ayakkabısını attı, kaşını yardı şeyin Beckham'ın. Ya yani bunlar da olmaz bu tür hocalarda. Kabul edin bunlar artık rüştünü ispat etmiş. Bunlar büyük hocalar olmuş. Ancelotti bile görüyorsun taviz veriyor. Şey vermiyor mu Simeone? Arda'ya anlattıklarına baktığın zaman. Futbolcu, teknik direktör aynı gemideyse bu ilişkiler içerisinde boğulacaktır. Türkiye şartlarında evet. Ben bunun uzun vadede başarı getireceğine inanmam. Ya bence ben bir şey söyleyeyim. Futbolcu giderek başlangıç daha fazla taviz isteyecek. Olursun ama giderek daha fazla taviz isteyecek. Ondan sonra da yönetimi ele geçirecek. Değişen takımı yenilenmeyi kendisi yaparsa Galatasaray'da devam ederse o zaman kendi hoca takımını yatırır. Akhisar takımı
hoca takımıydı, kendisinin takımıydı. Galatasaray'la Akhisar'ın dinamikleri çok farklı. Tamam, Galatasaray Hamza Hoca'nın takımı değil. Hamza Hoca'nın şansı şu, Galatasaray'ın yerli oyuncuları milli takımdan Hamza Hoca'nın öğrencileri. Orada insanlar önce birbirlerini tanıdıkları için Galatasaray'daki bazı işlerin düzene koyması konusunda ya Levent abi, daha şanslıydı. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. 11'de oynadığı sürece oyuncu hocasını çok sever. Evet. 3 hafta oynatma, bak Burak seviyor mu hocasını ya da Snyder evet, tavla oynuyor mu? Pardon, kadro istikrarı yani içerisinde sen zaten bu kadro 18'den fazla geçmez ki. Şahane konuştu Yılmaz Hoca derneğin seminerinde. Lig bitsin dedi, tanımazlar birbirlerini dedi. O çok arkadaşlı, iyi olan oyuncular. Lig bitsin, başarı olsa dedi. Tanımasınlar ya. Yani bu, peki Galatasaray transfer yapacak mı yapmayacak mı en çok o soruluyor ama. Yapması gerektiğini söylüyorum. Efendim? Gökhan Zan. Gökhan Zan Galatasaray'da oynamaz zaten. Abdurrahim Albayrak'ın o açıklamalarından sonra herhalde oynamaz. Hayır, zaten şunu anlamıyorum. Bu akıllıca bir açıklama mı Abdurrahim Albayrak'ın? İşte, bence talihsiz bir açıklama. Çünkü Abdurrahim Albayrak bu açıklamayı yaptığı zaman Semih sakatlandı. Evet. Eğer şunu bak, kampa da götürülmedi Gökhan Zan. Şaşırtıcı biçimde şöyle bir durum var. Yok, Gökhan Zan'ı Prandelli'nin bir döneminden sonra affedildi. Evet. Bu affedilmeden sonra ben Gökhan'la telefonda konuştum. Gökhan da çok mutlu olduğunu söyledi ama bence Gökhan'ın antrenmanda yaşamış olduğu kavgalardan dolayı tekrardan huzursuzluk yaşanmaması adına bu ilişkiye mevcut yönetimin sıcak bakmadığını düşünüyorum. Melo'ya bulaşan zaten takımdan gidiyor. Kim gitti? Riera gitti. Riera Melo'dan sonra, olaydan sonra Riera 2 sene oynadı ya. Yapma Allah aşkına ya. Yapma yani. Peki. Yani Melo'da da şöyle bir durum var. Galatasaray'ın ağır abisi, dayısı gibi böyle bir hal var yani. Bir izleyicimiz öyle bir şey var. Şimdi tekrar yani transferden madem gidiyoruz. Ama. Ömer Faruk Akkuş demiş ki, Fenerbahçe transfer yapacak mı? Bu konuyu konuşmadınız demiş. Evet, konuşmadık. Onu Gürcan cevap verecek. Gürcan'a vereceğim. Bu saatten Gürcan sonra yapacağını zannetmiyorum. Yani Ozan Tufan'la ilgilendikleri hala doğru. Ama pek olacak gibi durmuyor. Bilmiyorum yani, o Bursa'nın rakamlarına çıkmaları. İsmail Kartal'ın da bir açıklaması var. Takımın düzeni iyi şu anda. Sov da dönüyor. Bozmayalım bu düzeni dediği. Bilmiyorum yani, bak burada son bir viraj alınabilir. Çünkü Trabzonspor Tolga Yastan transferindeki geri tepmeden, duvara çarpmadan sonra bizim Zeki değil mi yazdı? Bizim Zeki. Geçen hafta da söyledik Zeki burada. Ozan Tufan'la Şener için 10 milyon euro önermişlerdi. Daha da artmış o. Daha da mı? Yani vallahi benim bugünkü aldığım habere göre Trabzon Başkanı, özür diliyorum, ben bilgi olarak söylüyorum. Trabzon Başkanı'nın açıklaması var yarın bizim gazetede. 3 futbolcu daha alacağız demiş. Bu da enteresan. Yani oradaki bütçelerini, çünkü 10 milyon euroya yakın bütçeydi o. Tolga Yastan'a önerdikleri rakamlar, kulüp işte imza parası şudur budur. Yani o bütçeyi bu tarafa aktarabilir Trabzonspor. 3 futbolcu alacağız diyor. 3 futbolcu daha mı alacak? 3. kim peki? 3 futbolcu daha alacağız. Ha, bugün Şener aldın, Ozan aldın. Vardı. Eski bir futbolcunun oğlu atmış tweet'i. Babamı eve kilitliyorum. Sokakta dolaşırsa Trabzonspor alacak diye korkuyorum. Bir tane daha vardır ikisi. Belki birini alacaklardır. Yani. Yani oraya yönelik o aşamada Fenerbahçe devreye girer mi? Ama bir de şu var. Bursaspor'un Levent abi söylediği bir şey var. Ödemesi gereken bir para var. 11 milyon euro Ocak sonuna kadar. Şimdi o para, eğer bu ödemeyi almazsa yani cezası 2 yıla çıkıyor. Ozan Tufan. Ozan Tufan'ı satmak zorunda gibi duruyor şu anda. Yani. Şimdi Fenerbahçe Erkan Zengin'le bir diyaloga girdi değil mi? Girdi. Baktı iş biraz çatallaşıyor, zora dönüşüyor. Gayet düzgün bir açıklama yaptı. Dedi ki biz artık bu transferle ilgilenmiyoruz. Evet. Bak geri çekildi. Ama şöyle bir şey, 3 Temmuz sürecinden beri aralarında çekişme var. Olan yani hiçbir zaman onaylamadığımız husumet olan Trabzon Fenerbahçe kulüpleri arasında Trabzonspor Erkan Zengin hamlesiyle bir moral üstünlük, öncelik elde etti. Öte yandan transferlerde hep Alper transferi, Mehmet Topuz transferi, hep son sözü söyleyen en büyük alıcı, en iyi alıcı kimliğini sergileyen Fenerbahçe bu transferde şimdi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un,
bu kadar flaş adamlarla anlaştığı bir dönemde Fenerbahçe'nin sessiz kalması yadırgatıcı olabilir. Öte yandan bir şey daha var. Fenerbahçe şampiyon olur olmaz, o sorun değil. Ama benim hissettiğim kadarıyla Fenerbahçe kadrosu alışkanlık oldu. Heyecan yaratmıyor artık. Diego Ribas bile artık o heyecanı vermiyor. Valla son Kasımpaşa maçında iki yeni transfer gibiydi. Diego ile Emenike. Evet. Heyecan verdiler mi? Biraz verdiler bana kalırsa. Gürcan vermediler mi? Kayıt bile transfer gibiydi. Ya attı iki kayıt tane hep gol. Öyle. Ama hayır, öyle değildi. Çok son atalarda yani, kayıtta bir düşüş vardı. Yok. Ben yani hatırlıyor musunuz Gençler Birliği maçında işte Aziz Yıldırım protesto edildi, Ersun Yanal diye bağırıldı. İsmail Hoca gözyaşlarıyla basın toplantısı yaptı. Yani o maçtan sonra şunu söyledim, bu programda da söyledim. Yani orada maraton üstte ki çoğu arkadaşım benim oturanlar Diego istiyor. İsmail Hoca Diego oynatmak oynatmamak taklı olabilirdi o dönem. Formsuz olabilirdi, iyi değildi takımın içinde. Ama oradaki isyan şunaydı. Niye formsuz bu adam? Niye formu sokmadın? Niye oynatmıyorsun? Niye takım parçası? Yani bu bir realitedir. Fenerbahçe taraftarı estetik oyuncuyu sever. Çok sever. Öteki koşsun der, o koşmasın der. Tamam mı? Yani futbolun real gerçekleri. İşte Aykut Kocaman'ın bize anlatmaya çalıştığı ya da Ersun'un yanının izah etmeye çalıştığı koşu mesafeleri falan umursamaz. O estetiklik içinde, o futbolun güzelliği için bir keyif almanın da peşindedir her zaman. O nedenle Diego'nun Kasımpaşa performansı net bir şekilde yeni bir transfer heyecanı getirdi. Yani Emenike de iyi oynadı. Mi? Bence iyi oynadı. Yani İsmail Kartal da maç sonrası böyle oynasın ama gol atmasın dedi. Tabii o moral vermedi. Gayretliydi, evet. Yani hayır, benim için yani Diego'nun performansı elbette önemli. Takım parçası olması. Çünkü Emre'nin net istikrarsızlığı var. Ve Diego'nun da oynayabileceği tek bölge Emre'nin bölgesi. Emre kaç cezası alıyorsa katlanıyor. Evet, takımın en önemli oyuncusu bence Emre. Hele iyi oynadığı zaman ama o istikrarsız görüntüsü içinde orada Diego gibi bir alternatifin olması belki Emre'yi de daha farklı, kendine daha iyi bakan bir oyuncu haline de getirebilir. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Mesela Rizespor maçı bitti. Bu kadar kötü Rizespor hayatımızda seyretmedik. Böyle şey olur mu kardeşim dediler. Rakip kaleye bile gitmedi. Mersin maçı bitti. Aynı yorum. Nerede Galatasaray maçındaki Mersin, nerede bu maçtaki Başakşehir Mersin? Maçı. Başakşehir daha maçı. Daha geçen hafta söylediler ben Başakşehir maçı. Başakşehir maçı bitti. İşte Avrupa'nın en gol yiyen takımıydı Başakşehir. Galatasaray maçlarını böyle oynamıyor ya da Beşiktaş maçlarını böyle oynamıyor. Kasımpaşa maçı bitti. Böyle rezil Kasımpaşa olur mu? Kardeşim Fenerbahçe iyi. Rize'yi de o halde gösteren, Mersin'i de, Başakşehir'i de, Kasımpaşa'yı da o hale sokan takım Fenerbahçe'nin sahadaki performansıdır. Gole kadar yapıştırdılar ciklet gibi rakibi. Kaleye bile getirtmediler. Gole attılar. Oyunu rölantaya aldılar. Kucaklarına oturttular. İstedikleri tempoyu verdiler. Kontratak tuzağına girdiler. Duran topta beklediler. Neredeyse sıfır pozisyon vererek Mersin maçı. Kim? Mersin, Başakşehir ilk altıdaki takımlardı bunlar. En önemli takımlardan tersi. Ve bu Kasımpaşa maçı. Açık söyleyeyim. Yani tabelayı o kadar umursamıyordum. Berabere de bitse çok şey değil. Oyunu umursuyordum. Mersin ve Başakşehir karşı, yani son iki maçtaki o istekli oyun, arzulu futbol, özverili temaslı oyun tercihi tekrarlanacak mı, tekrarlanmayacak mı? Yani kaldığı yerden devam edecek mi, etmeyecek mi? O önemliydi. Etti. Yani bu oyun düzeni ve Topal yok, Emre yok, Musa Sov yok. İkinci yarı Meireles'te yok. Değil mi 60'tan sonra? Yani ilk 11'in, orijinal takımın 3,5 ya da 4 oyuncusu olmadığı halde sistemde, düzende, oyun aksiyonunda, tempoda, pozisyon sayısında ve sonuçta değişiklik olmadı. Bu en iyi haberdir bence Fenerbahçe. Kasımpaşa maçının kadrosunu gelecek hafta aynen çıkartır mı sahaya? Sol oynayabilir. Bir dakika.
Bak bir şey söyleyeyim. Ben burada yazdım buraya. Volkan, Gökhan, Ali Vez, Selçuk, Mereles, Diego, Kayt, Emenik, Alper. 5 yabancı var. Mereles yok. Şimdi bir dakika. Mereles'in olacağını düşünelim. Sakat. Sakat. Büyük bir ihtimal Diego'ya şans geldi. Kayt da sakat. Kayt da sakat. Bir şey söyleyeyim. Sov gelirse oynayacak. Topal gelirse oynayacak. Emre gelirse oynayacak. Bakın dışarıdaki 3 tane oyuncu yok. Show, Sov, Topal, Emre. Geldiği zamanki takımdaki 3 oyuncu çıkar bakayım bana. Ya çıkartma. Onlar yedek otursunlar. Bir dakika. Yapar mısın bunu? Topal Selçuk'un yerine oynayacak bak, bir kere. Bak bir laf söyledin Temin. Oynamayan oyuncu mutsuzdur dedi. Evet. Bunlar deve dişi gibi oyuncular. Ötekiler değil mi deve dişi? Diego deve dişi değil mi? Burada hangisi Diego? Diego'nun sezon başından beri Fenerbahçe'ye ne kadar katkısı var? Kaç golü var? O deve dişi değil mi? Emre'nin kaç golü var? Bir bakacaksın. Emenike yedek kalmadı mı? Evet. İki haftadır aktör oynuyor. Sorun mu olacak yani bu ileride? Tabii canım şimdi ben her şey herkesin... Sene başından beri de aynı kadro var. Hepsi kadroya içeri girdi. İçeri girdi kadroya. Dedi ki 11 yapacağım. İdeal 11. Topal, Mereles, Emre, Kayt, Emenike, Show mu yaparsın? Hangisini yaparsın? Alper yaparım ben şu an. Alper yaparsın tamam. Kayt, Emenike'den Show'u mu kulübede bırakırsın? Emenike'yi mi bırakırsın? Emenike'yi. Emenike dedi böyle oynasın her maçı bize böyle oynasın. Öyle diyecek oyuncusu. Bir dakika söyleyeceğim. Ben de diyorum ki bunun dezavantajları var. Kolay bir şey değil. Fenerbahçe'nin bütün yabancıları ilk 11 yabancı. İşte orada man management dediğimiz insan yönetimi ortaya çıkıyor. Teknik direktör. Evet. Oyuncusuna öyle bir açıklayacak neden yedek kaldığını, oyuncusu da ağzını açamayacak. Ben de söylüyorum Temin'den beri bahsederek geliyoruz. Diyorsunuz ki sorun mu yaratacak? Sen demedin mi az evvel? Futbolcu sıcaklığını hani bir Galatasaray ismini açıklamadığın bir adam söylemiş ya. Futbolcunun huyuna suyuna göre gidiyor diye. Evet. İsmail Hoca da huyuna suyuna göre gidiyor. Huyuna suyuna göre giderse kimler kalır? Bak. Selçuk alır yedi. Kim? Selçuk. Selçuk zaten yerine Topal girdi. Hayır. Bak. Tamam, Emre ile Sov var. Onları da değiştirerek oynadık. Hayır, eğer hoca oyuncuların üstünde adalet duygusunu yaratmışsa hiç problem çıkmaz. O senin dediğin kitap yazısı. Çünkü dediğin gibi her oyuncu oynamak ister. İlk 11 oynamayan oyuncu problem yapar. Bak aynı soru. Hele egosu bu kadar yüksek oyuncular varsa problem daha da büyük. Geldiği zaman Beşiktaş'ın geçerli. Beşiktaş 22 Haziran'da sezon açan Beşiktaş bu yılın Avrupa ve lig performansıyla ligin ilk yarısının prensidir bana göre. Performans olarak. Ama 3 transfer, 3'ü de banko oynamak için alınmış transfer. Yok. Hayır. Bir tane stoper banko alındı. Stoper niye alındı? Stoper. 3'ü de değil bence. Alternatif olsun diye alınmış. Alternatif diye mi alındı? Alternatif yabancı, 2 tane yabancı alıyorsun yani alternatif. Evet. 14 yabancı çıktı. Gelecek yıl. Hakkı da vermişti. 14 olacak. Evet. Bunun için alıyorsun. Genç ikisi de evet. Vallahi. Evet Levent abi. Peki Tolga Yaslan? Tolga Yaslan kadroyu zorlayabilecek bir oyuncu ama o da ilk 11 oyuncusu. Şimdi bir dakika. Burkun ilk 11'iydi ya. Olabilir. Necip'te hiçbir gelişme yok. Tolga Yaslan'ın geleceği Necip var. Necip Ankara'da iyi oynadı üstelik yani. Olsun. Alternatif olur. Ama mesela, Opare tabii, ben niye oynamadım diye şey yapacak oyuncu değil. Yangın yapacak bir oyuncu değil. Milosevic de değil. Beraber bakacağız. Beşiktaş'a da gelelim bu arada. Efendim? Beşiktaş'a da gelelim hazır buradan gelmişken. Şimdi ben... Tolgay olayı çok konuşuluyor. Onu istiyorsan önce konuşalım Atilla abi. Bu Tolgay transferinde Beşiktaş'la Trabzonspor bayağı birbirine girdi. Yani çok sert açıklamalar yapıldı transferden sonra. Ben yanlış bilmiyorsam benim aldığım istihbarat, siz de bir yanlış varsa düzeltin. Olay şöyle gelişti. Önce Tolgay Beşiktaş'la anlaştı. El sıkıştı. Evet. Beşiktaş hem Tolgay'la hem Hamburg'la anlaştı. El sıkıştı. Sonra devreye Trabzonspor girdi. Ama Trabzonspor bunu yaparken Beşiktaş'tan habersiz girmedi devreye. Aralarında daha önceki centilmenlik anlaşmalarından, yaptıkları Tolga Zengin transferinden ötürü Trabzonspor bu transfere gireceğini Beşiktaş'a haber verdi. Bu konuda hiçbir yanlış yok. Trabzonspor, o da onlar da tamam siz de gidin görüşün dediler. Biz nasıl olsa bitirdik diye bakıyorlardı. Trabzonspor teklifini yaptı. Futbolcu hiçbir zaman sözünden dönmeyeceğini defalarca söyledi. Ama yine de görüştü. Menajerler menajerliğini yaptı. Babası biraz fiyat yükseltmeye çalıştı. Buraya kadar gelen istihbarat hep bu yönde. Ama Tolgay geri adım atmadı. Resim bile çektirmiş olmasına rağmen Ersun Yanal ve Hacı Osmanoğlu'yla. O resmin de pazarlanmış olması, yani selfie yoluyla sosyal medyada paylaşılması sorun yarattı. İlk söz verdiği kulübe. Ama arada Trabzonspor'un hiçbir zaman dışarıdan gelip gizlice
İşte hayır, habersiz hayır, yaptığı bir hamle yok. Bunların hepsi Beşiktaş'ta haber verilerek yapılmış hamlelerdir. Ve transferde de olur böyle şeyler. Tabii. Sonuçta iki kulüp de ister. Ama şu kulüp, yanlış. Avrupa'da da Chelsea, Manchester, şu yanlış. Liverpool peşinden koşuyor. Gidiyor Chelsea, koparıyor, alıyor adamı. Şimdi... Yanlış olan ne? Evet. Kültürümüzle uyuşmadığı için vazgeçtik demesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Bence... O yine çok iyi kaldı. Bugünkü açıklamaları görmedin Sarı galiba. Hayır. Ersun Yanal'dan bir karaktersiz lafı var. Kimin için? Futbolcu için. Karaktersiz demiyor. Karakter yoksunu. Da demiyor. Tamam, ne diyor? Bulurum ben lafı, tamam. Sadece futbolcu transfer etmezsiniz, karakter de transfer edersiniz. Ne demek neye gelir bu? Biz de söylüyoruz. Ben yani de karaktersiz dedim, hakarettir çünkü. Evet. Böyle transfer. Her futbolcu... Ha, bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu da bir televizyon programına katılıp menajer için bu lafı birebir kullanıyor. Onu ben kulağımda duydum. Şimdi menajerler için söz söylenebilir. Onlar da birleşsinler. Federasyon ve kulüpler önünde kurumsal bir kimlik kazansınlar. İşlerini de yapsınlar. Ayrıca menajerlik ayıp değildir. Tabii ki değil. Dürüst ilişkilerle, yasal, UEFA'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kurallara uymak koşuluyla menajerler işsiz futbolcuya kulüp bulurlar. İhtiyacı olan kulübe futbolcu bulurlar. Hak ederek bu işi yapabilirler. Ama medyayı kullanarak, televizyonları kullanarak, dedikodu oluşturarak, organize ederek futbolcusunu pazarlamaya çalışan, süre uzatmak isteyen, o da yeniden değerlendirme isteyen, pek de hoşa gitmeyen, antipatik davranışlarla iş yapan menajerler de var. Ama Trabzonspor'un iddiası da bugün yine konuşmuş İbrahim Hacı Osmanoğlu konuyla ilgili. Oyuncu bizle anlaştığını, hatta biz daha önce ekibimizi gönderdik. Başkanım siz niye gelmediniz diye beni çağırdığı için ben gittim. Yemek yedik, konuştuk, her şeyi anlaştık ama sonra... Menajer arkamızdan bir takım oyunlar çevirdi. Bizim anlaştığımız, hatta işte görüyorsunuz resim bile çektiriyorlar beraber. Resim çektirdiğimiz bu oyuncu transferinden bu yüzden biz vazgeçtik. Kültürümüz oymadığı için resmi vazgeçtik açıklama. Diyor. Ben de soruyorum şimdi. Yani çok da olumlu bitti bir transfer işi. Hiçbir şekilde kınayarak sormuyorum. Erkan Zengin sizin kültürünüze çok uyuyordu. Radyolarda sesi var, demeci var. Yani kendi ağzından çıkmış sözler var. Üst üste tekrarladı. Ya Fenerbahçe'de oynayacağım ya İsveç'te diye. Ha böylesi futbolcu için de... Kapa değil NASA'ya bile bildirseler efendim? Fark etmez. Kapa değil NASA'ya bile evet. bildirseler. Yani bunları söyledi. Bu Erkan'ın... Hatası. Hatası, bir daha tekrarlamaması dileğiyle hayırlı olsun. Ayrıca ilk maçında da... Trabzon'da oynamayacağım demedi. Efendim? Trabzon'da oynamayacağım demedi başkan. Bak Trabzon'da ağzını almadı. Sadece Fenerbahçe'de oynarım, aksi halde İsveç'e dönerim demedim. Bu ne demek? Yalnız şu var. Burada bu lafı Fenerbahçe'nin Erkan'a söylemesi lazım eğer edecekse. Ben ha, de evet. oynarım dedi giderim diye. Evet. Şimdi şey olayında, Tolgay olayında... Bir anlaşmaya varıyorlar, eller sıkışılıyor, paralar belli, rakamlar belli, maç başı belli, şu belli. Ersun Hoca'nın anlattığından yola çıkıyorum ki İbrahim Hacı Osmanoğlu da benzer bir açıklama yaptı. Bunu da isterim. Bir de bu olsun, tamam, şu da olsun, bu da olsun gibi sürekli anlaşma üstüne yeni anlaşma şartları gelince bu isyan hali... Ortaya çıkıyor. İki tarafta farklı şeyler söylüyor. Hayır, benim futbolcu da diyor ki ben başından beri Beşiktaş'a söz vermiştim. Sözümün arkasında durmak istedim. Sadece bir tek benim aklımı çelen bir nokta var. Bugün onu yani ne kadar yalanlamış ama Trabzon tarafının iddiası oydu. Bilic'in attığı mesaj. Ona da geleceğiz. O enteresan. Bilic de bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı Beşiktaş'ın. Ama öyle bir görüntü var mı yani? Onun şeyi varsa ve reddetti. Mesajı varsa. Niye reddetti? Bunu yani söyleyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu dün bir televizyon programına katıldı ve dedi ki Slaven Bilic oyuncuyu ayartmak için kendisine bir SMS atıyor biz görüşürken. Seneye İngiltere'de görüşürüz. Gel ya. Burada şampiyonluk yaşayalım beraber. Buradan da beraber İngiltere'ye gideriz yazıyor mesajda dedi. Bilic de bugün kulübün resmi internet sitesinden bunun kesinlikle olmadığını, böyle bir mesaj atmadığını. Acaba menajerler Bilic'i kullanarak olabilir.
Tolga'ya Bilic'in böyle mesaj verdiğini filan etrafa yayıyorlar mı? Çünkü Snyder olayında biz hep beraber 6 ay falan değil mi? O yalandık. Snyder menajer değiştirdi. O da evet. Satarak para kazanmak ya, istedi ve evet. İtalyan medyasını bunlar, kullandılar. Bunlar hoş yani, işler değil. Değil. Şimdi bak menajerler ortadan kayboluyor ya da onların işleri bitiyor atılan ya da atılamayan imzalarla. Kulüp başkanları, antrenörler, futbolcular yüz yüze bakmak durumunda kalıyorlar. Yani biraz dikkatli olsalar, özen gösterseler iyi olmaz mı? Ama tabii, dün mesela Çebi'nin de bir açıklamasını dinledin mi? Trabzonspor Beşiktaş tarafına özellikle Ahmet Nur Çebi'ye çok ağır eleştiriler yaptı. Şey dedi Çebi, ben istemeseydim bu transfer olmaz evet, dedi. Nur Çebi istemiyor filan diye şey yaptılar. Yani ben istemeseydim bu transfer olmaz dedi. Ahmet Nur Çebi şimdi yani, futbol şubesinin tek patronu Ahmet Nur Çebi. Sadece başkanla bir de şey konuşurlar. Var, Mete Vardar var galiba. Hayır, o Çebi ile beraber çalışıyor. Aynen. O ekibin başında içinde. Çebi var. Şimdi yani. Yalnız Önder Özen gittikten sonra en büyük otorite yani futbol takımı önünde Ahmet Nur Çebi. O şart koştu zaten evet, başkan. Başkana bağlı olarak evet, böyle başkanı temsil ediyor ve evet, kendini. Şart koşmuş. Şimdi Ahmet Nur Çebi de dürüst, tutarlı, sorumluluktan kaçmayan bir yönetici. Düzgün bir yönetici. Evet. Onun hakkında da böyle tevatürler uyduruluyorsa o yalanladığı için söylüyorum. Bu da doğru değil. Kulüp yöneticilerinin birbirleriyle ilişkilerinde, rakip kulüplerle ilişkilerine biraz daha dikkatli ve özenli olması, saygılı olması gerekiyor. Bu saygı eşiği çok atlanıyor bizde. Örneğin Çebi'ye ben de katılıyorum Atilla abiye. Medyaya, Beşiktaş'taki yöneticiliğinden buraya bu yana hep pozitif yönüyle ön plana çıkmış bir insan. Yani kavgacı, böyle hesap soran bir şey değil ama gerçekten oturaklı konuşan bir yönetici profilini bize verdi. Ve bu konuşmada da çok ağır şeyler söylemedi ama Trabzon Başkanı'nın kendisiyle ilgili söyledikleri de çok ağır yani. Ağır. Çok ağır. Bir de şöyle yani, bir şey dedi. Bu transferi yapamamanın verdiği efendim, bir agresiflik var Trabzon ya, cephesinde. Çünkü ortada bir resim var. Evet. O çok kötü bir şey. Yani bir başkan, tabii, bir futbolcunun... Tabii ofsaytta düşüyor o zaman. Hani Erkan transferine de eleştirildi ya, ayağına gitti diye. Ama Gürcan'ın konuşma yapmış galiba değil mi Ersun hani Hoca? Gidip de o resmi de çektirip... Yok onun açıklaması var. Ondan sonra da transferi yapamazsınız. Evet. Bir de resmi CEO galiba o arkadaş. Evet. Resmi çektikten sonra sosyal medyada paylaşıyor. Peki benim anlamadığım şu. Şimdi Trabzonspor Erkan'a yüklendi, aldı. Bayağı yüksek fiyat aldı. Evet. Mesela Tolga Yaslan transferinde iki katı fark var. Trabzon'un önerdiğiyle Beşiktaş'ın. Yok canım Trabzon bugün arası. Ben Beşiktaş'ın ödeyeceği rakamları gördüm ya. İşte, o da az değil. 1.300'ün üstü. Abi top 2-2 verdi Trabzon. E tamam normalde Trabzon. Hayır Trabzon'un alacağı top ben para ya da Trabzon'un maliyeti 11 milyon euro. Beşiktaş'ın maliyeti 6 milyon euro. Levent abi. 3,5 sene tamam, yani Beşiktaş'a bir hayır, yerde bu, bir rekabet hayır, yapacaksın şimdi, yani. Sen Erkan Zengin'i de öyle aldın. Hayır bak canım. Beşiktaş anlarım. Tamam. Neden Beşiktaş anlarım? Beşiktaş şu an ligde ikinci. Evet. Birinciyle arasında bir puan var. Trabzonspor ligde altıncı. Birinciyle arasında 13 puan var. Avrupa'da oynuyor. İkinciyle arasında evet, 12 puan var. Üçüncüyle arasında 12 puan var. Ben tam tersi. Yani kısa Trabzonspor'un o bölgede oyuncusu yok. Ben esas Trabzonspor anlarım, Beşiktaş'ı ben anlamam. Aynı ya, şekilde. Necip Atiba belli varken o bölgeye transfer etmesin. Pardon. Müsaade, yalnız müsaade. Atiba sezon sonunda gidebilir. Beşiktaş, Veli, Atiba üçüncü adamı yok. Necip. Nerede Necip yani? Necip işte. Veli, Atiba üçüncü adamı yok. Ya, gerektiğinde Serdar var orada ya. Ön libero oynadı. Ya, ne zaman? Bir kere neyse. Üçüncü kaç adam. Sen oynadın tamam ya. Abi sen oynat Serdar'ı. Oynadı da döndükten sonra hiç oynamadı. Tamam. Üçüncü adam yani o kısa vadede Beşiktaş diyebilir ki 3-4 ay var. Şampiyonla oynuyorum. Şu bölgem eksik. O bölgede. Ha, Trabzon diyemez mi bunu? Sen ona geliyorsun. Şimdi. Abi dedi ne olacak? Şampiyon mu olacak? Allah niye olmasın canım? Yani hadi Fener'i yakaladı. Beşiktaş'ı nasıl yakalayacak? Hadi Beşiktaş'ı da yakaladı. Galatasaray'ı yakaladı. Ne yapsın bıraksın mı Trabzon bu haftadan sonra? Hayır, yani Fener'i yakalarsa Beşiktaş'ı Trabzon niye transfer yapamazsın? Galatasaray'ı yakalamış sayılır ya. Yani. Neden yapamazsın? 14-14 gelmiş. Evet. Yani bu kadar büyük parayı gelecek vadede. Yani kısa vadede ben o şansı görmüyorum Trabzonspor'un. Şampiyon olma şansı. Ama eğer gelecek için yapıyorsan bu kadar büyük parayı vermene gerek yok ki. Zaten sana alternatif Bulgar da bulursun, Norveçli de bulursun,
Gürcü de bulursun. Şey de bulursun. Yani Tolga Yastan geldi. Bütün dünyayı değiştirecek. Trabzonspor'da cebinde böyle çantasından gol atan krampon çıkartıp bütün maçları mı kazandıracak Trabzonspor? Hayır, bu kadar doğrusu şundan hak veriyorum. İki tane göbekteki oyuncusu var. Bir tanesi Özer, bir tanesi Mehmet Ekici. İkisi de yumuşak oyuncular. Yani darbeli oyuncular değil. Savunma ağırlıklı değil. Bir tek Salih Dursun var, o da tekne yiyor. Ama bu oyuncu da şey. Gizli tekne. Bu oyuncu da on numaradan bozma. Öyle çok. Ama ön liber oynuyor şeyde Armut'ta. Ama yok, yok. Levent abi yok. Ya, on numaradan da katılmadı. On numaradan orta. Ersun Yanal ihtiyaç var diyor. Adamlar da gidiyor transfer yapmaya çalışıyor. Niye yapmasın? Sen diyorsun ki sezonu bıraksın o zaman. Hiç oynamasın. Şampiyonluk şansı yok diyorsun. Bu sene alırsın. Neden? 5 yabancı ile oynamak zorundasın. 6 tane Türk'ünün sağlam olması lazım. Bence şampiyonluk şansı var. UEFA Avrupa Ligi'nde şansı devam ediyor. Bak 3 tek takım olsa önünde var. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor bu takım. Ha, şimdi oraya gelelim. O zaman Trabzonspor. Evet. UEFA'da şampiyon olmak için yapıyor bu transfer. Ya, olamaz mı? Da olabilir. Beşiktaş da olabilir. Tamam bak onu kabul ederim. Belki Liverpool olabilir Beşiktaş. Ben mesela o mantık... O... Ya niye transfer yapıyorsun? Çok saçma bir soru yani. Bu kadar büyük para verilmez onu söylüyorum. 11 milyon euro veriyorsun ya Tolga Yastan kim? Var ki veriyor. Bu Trabzon'da oynamanın da maliyeti olabilir. Belki oyuncu buraya gelmek için ya Trabzon'a oyuncuları kolay mı getiriyorsunuz? Allah aşkına. Tolga Yastan kim? İstanbul'la Trabzon arasında fark var ya. Hamburg anlaşmamış. Sözleşmesini uzatmamış. Tek avantajı sezon sonu serbest kalması. Evet. Evet ne? Ben olsaydım sezon sonunu 11, beklerdim 11, yani Trabzon'un yerinde olsam. Ben de sezon sonunu beklerim. Evet. Ya da 11 milyon euro. Beşiktaş'ta mesela bu parayı neden o kadar verdi yani? Beşiktaş'ın verdiği 450 bin euro kulübüne 1.3'te sana veriyorum dedi. Beşiktaş'ın şartlarında normal bir ücret bu. Sonra 1.5'a çıkıyor. 1.4 oluyor, 1.5 oluyor. Evet. Evet. Beşiktaş'ın şartlarını ama Trabzonspor'un verdiği 2.2 senelik. Ya o iki katı neredeyse Levent abi Beşiktaş'ın maliyetiyle Trabzon'un maliyeti. Beşiktaş'ı Atilla abi anlattı. Kaça getirdiler Atilla abi şeyi? Veli'yi 1.200'e. Evet. Değil mi? Veli oynayan oyuncu, şu an Nazlı oyuncu 1.200'e getiriyorsun. Daha oynamamış oyuncuya Beşiktaş'a çıkın 1.300 veriyorsun. Pardon ya. Ya. Pardon yani 800 versen kabul ederim de senin mantığınla oynamayan sezon sonu biten sözleşmesi Hamburg uzatmıyor. Tamam bu oyuncuya 1.300 veriyor. Kötü tamam 1.300 veriyor. Sen Veli'ye 1.200 veriyorsun. Evet. Veli oynuyor ve oynadığı oyun ortada. Yalnız Veli geldiği zaman Başkan geldiği zaman azalıyordu. Tabii. Kabul ediyorlar işte. Ama o zaman bir şey söyleyeyim. Veli geldi, oynadı tırnaklarıyla çıktı 1.200'e değil mi başkan? Evet. O zaman bu oynamadan 1.300 almaması lazım. Pardon. Şimdi ona bakarsan 13 milyon euro verip Ozan Tufan da Şener'i aldığında o zaman ortalık ayağa kalkacak. Orada Atilla abi güzel bir lafı var. Bir saniye. Olacak diye. Orada aslan payı Ozan Tufan'ın yatırımdır Ozan Tufan. Evet. Bak tabii. Samimi söylüyorum. Doğru transferi yaparsa çok büyük para yapar Türkiye'de Arda'dan sonra. Avrupa'da oynayabilecek Türkiye'deki en önemli oyunculardan biri Ozan Tufan'dır. Tolga da yeteneksiz bir oyuncu değil yani. Ya. Hayır ikisinin Bayern'e giderdi. Bayern'e mi giderdi? Dortmund'a giderdi. Dortmund'da kalırdı daha doğrusu. Tabii yani Allah aşkına yapmayın. Yani iyi oyuncudur elbette iyi oyuncudur. Ben Bayern'e gidip Dortmund'da kalsaydı sen bu parayı alamazdın. Tolga ama yani bu kadar büyük paralar Veli'nin gösterdiği gelişmeyi dünyayı değiştirecek oyuncu gösterebilirse Bayern'den gelen Berkant diye bir hayal kırıklığı örnek de var. Tabii Beckenbauer onun bir lafı vardır. Atlaması gereken işi atlayamadı demiştir Bayern'de. Ama Veli iyi örneğinden, olumlu Veli örneğinden. Belki de Veli Atiba yarattı. Veli Atiba ikilisi muhteşem bir ikili. Uydular. Evet, Cunti ile Tayfur ikilisi gibi. Jermaine Jones da oynadı biliyorsun. Ama bunları. Bu ikilisi mükemmel. Evet. Acaba Veli'nin yerine bu oynayacak mı? Cunti Tayfur ikilisi gibi aynı bir ikili oluştu. Evet. Şimdi bir kere bu ikiliden bir tanesi sakat ya da cezalı olduğu zaman Beşiktaş'ın başı ağrıyor. Şimdi bu göreve 3 tane adamı hazır, rotasyon, farklı yerlerde oynatarak filan Bilic'in denemesi lazım, oluşturması lazım. UEFA'da da yoluna devam etmek istiyorsa. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın yaptığı 3 transferi de çok olumlu buluyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani kadro derinliği oluştu. Bak Kerim Fıray'ı. Bir soktu oyuna, oyunun akışı değişti. Ya Türkiye'de şu anlayış çok yanlış bence. Transfer yapıyor, bu adam ilk 11'e alınmıyor mu? Olur mu?
Bence takımlar 18 kişiyle oynuyor maçlar. 18 kişi artık rotasyon diye bir şey var. Yani Bilic'in, evet. Pardon, Bilic'in çizdiği fotoğrafa göre konuşuyoruz. Ama ben defansa ihtiyacı olan bir oyuncu istiyorum dedi 11'de. Araştırdım. Dedi ki müthiş bir oyuncu aldım dedi. Müthiş bir oyuncu, belki Pedro'yu kesecek, bunu oynatacak. Bu bir tercihidir. Sağ tarafım oyuncum yok dediler. Alternatif o da oldu. Avrupa'ya gidecekti. Pedro sakatlanacak, evet. Belki oynayacak. Ya, tamam yani. Şimdi bu hafta, evet. Mesela değil mi? Pedro yok. Pedro yok. Kırmızı kart Milosevic'e. Ona Gündoğacak. Buyurun diyecek. Ya da Atınç oynayacak yani. Ay, o da Pedro, olabilir. Pedro niye yok ki? Pedro kırmızı gördü ya. Şeyde oynamayacak canım. Kupada oynayacak. Kupada oynamayacak. Tabii canım yani. Ligde var. Kupada olabilir ya. Sakat da olabilir. Sakat olur. Ya alternatif her zaman günümüz futbolunda dediği, evet. Gibi Atilla abi 18 hatta 20. Derinlik alternatif. Derinlik. Yani oynamayan küser. Öyle yeni şey denemeler yapılabilir. Oynamayan küserse günümüz şartlarına ayak uyduramaz. Silinir gider. Küsmek diye bir şey yok. Vallahi ben o anlamda Kerim Fıray'ı örnek gösterebilirim. Nasıl değiştirdin? Gayet için? Sakin. Hiçbir zaman niye oynuyorum, niye ilk 11 değilim falan demiyor. Girdiği anda oyunun akışını değiştiriyor. Mesela Büyükşehir maçının kahramanlarından biridir Kerim Fıray. Jose Sosa ile beraber. Bu maçın da kahramanı. Bu maçın da Kerim Fıray kahraman. Zaten yani Kerim Oğuzhan, Fıray'a... Peki Oğuzhan'ın bu kötü performansı? Oğuzhan'ın hayal kırıklığı. Bence de hayal. Hakikaten ya, bu kadar futbol yetenekleri üst düzeyde olan bir adam. Bak bir şey diyeyim mi? Milli takımın orta sahasını götürecek bir adam fiziksel zafiyet, zihinsel zafiyet yaşıyor. Biz şimdi Diego'nun Fenerbahçe'de forma giyme konusunda geç kaldığını, bir türlü verimli olamadığını, hala gol atamadığını falan konuşuyoruz. Oğuzhan gün geçtikçe geriliyor. Evet, aynen. Bir şey diyeyim mi? Şimdi söyleyeceğim burada. Necip Uysal'ın dahi gerisine düşmeye başladı. Dün gece gerisindeydi Necip'in. Yani Necip müthiş bir oyuncu. Necip zaten. Uysal da çok az iyi maçı oldu. Evet. Bir gerileme halinde. Ama Oğuzhan daha da şey. Odem Baba'nın verdiği pasa, mesela benim bildiğim Oğuzhan kalitesindeki oyuncu o golü muhteşem atardı yani. Hani derin bir evet. Beklenmedik bir pas attı. Zihnen hazır değil. Evet. Murat Avcı sormuş. Bilic Motta'ya nasıl dayandı peki demiş. 90 dakika hiçbir iş yapmadı. En kötü Motta'ydı. Olabilir. Motta'nın başka kötü maçları da var ve bizi izleyen kardeşimiz haklı. Mesela İsmail Köybaşı'nın bu yıl oynamayı çok hak ettiği halde kenarda oturduğunu görüyorum. Ben şaşırıyorum. Uğur Boral bile var. Mesela bu maçın yedek kadrosunda vardı Uğur İsmail Boral Adana Demirspor maçında çok iyi oynadı mesela. Evet. Yani evet. Bana göre gerekiyor. Bu maçta yoktu. Yer alabilecek Uğur Boral 18'de değil. İyi şey okumak lazım. Vardı. Kenarda vardı. Kenarda vardı. Yılmaz Bey atlamak sormuş. Beşiktaş Gökhan Töre sakatlanmasın diye dua etsin. Gökhan Beşiktaş'ın takımın %75 hücum gücüdür demiş. Doğru. Doğru, bir kere oyun, bütün takım Gökhan'la oynuyor oyunu. En ziyade güven duyulan, en çok top atılan, ayağından da en çok top beklenen, pozisyon hazırlaması beklenen oyuncu Gökhan. Ama Beşiktaş Gökhan'sız maçları da düşünmeli. Kerim Fıray o konuda iyi bir alternatif olduğunu gösterdi. Artı Gökhan'ın dışında da yeni hücum varyasyonları filan denemeli. Çünkü önlem aldığın zaman Gökhan'a diyelim sert ikili markaj yapıldı. Gökhan biraz asabi oyuncu. Yani işine odaklanıyor ama onun dikkatini dağıtacak. Ama çok yapacak. Darbe alıyor. Evet. Çünkü top ayağına tutan darbe alır. Şey Türkiye'de bütün... Top ayağına yakışıyor, evet, ama darbe de alıyor. Tutan darbe alır. Tutmazsan darbe alır. Tutmayacak, ayrı bir konu da. İnisiyatif kullanan, ondan sonra yaratıcı oyun oynamaya çalışan darbe alıyor. Maalesef Türkiye'de böyle bir durum var. Burada yani. Hakemlerin de hatası var. Yani Gökhan Töre virtüöz bir oyuncu. Top tekniği yüksek bir oyuncu. Topla hareket ederken içeri dışarı çalım atabilen, birden durup tekrardan çalım atabilen bir oyuncu. Şimdi öyle kayarak bir futbolda bir moda başladı ki kayarken mutlaka rakibe bir zarar veriyorsun yani. Ya ayağına vuruyorsun. Doğru. Ya burasına vuruyorsun, evet. Ya koluna vuruyorsun. Hakemlerin o canın yanıyor yani. Barbaros mesela... o anda kalktığın anda bir tepki koyman normal ya. Evet. Vallahi Messi'ye de vuruyorlar sürekli. Hiç tepki vermiyor. Vuruyor, o da yapma ne olur. O da verdiği zaman oluyor ya. Abi Messi'ye vursalar bütün İspanya tepki veriyor. Peki son bölüm, son 10 dakika biraz soru sorayım. İzleyici sorusu. Levent Tüzemen Buruma sorulmuş. Galatasaray'ın Buruma'dan faydalanma durumu.
hiç Buruma geldiği günden bu yana hiç bu kadar şans bulmamıştı Galatasaray'da. Hamza Hoca inanıyor ve oynatıyor. Oynattıkça da maç alışkanlığını kazanıyor. Bana göre ikili mücadelelerde biraz daha vücudunu kullanması gerekir. Bunu öğrenmesi gerekir. Çünkü rakip vücudunu koyduğu zaman çabuk dağılıyor ve bırakıyor. Eskişehir'e de götürülmüş. Büyük bir ihtimalle oynayacak orada da. Genç bir oyuncu. Çok daha erken yaşta geldi. 18 yaşta geldi. Sen umutlusun. Tabii canım, yani eğer çalışırsanız, üzerine giderseniz. Şimdi Ronaldo'nun ilk hali de böyledi. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda gördüğümde Portekiz'deki finalde. Yani çalım atabilen gidebilen ama bu kadar kuvvetli değildi. İki Ronaldo'yu yan yana koyun, bir insan daha oluşmuş üstünde. Bunun da ondan örnek alarak, futbolun örnek alıyorsa, fitness'e daha fazla gelip vücut göğüs kafesini daha çok geliştirmeli ve ikili mücadelelerde bu vücudu kullanması gerekiyor. Peki. Servet Dağdelen, Gürcan Bilgiç'e soralım Fenerbahçe ile ilgili. Kevin Campbell mı, Diego mu? Kevin Campbell alınsa Diego'nun yerine daha iyi olmaz mıydı demek istiyor. Campbell'ı alamazlardı yani, çok 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli vardı. Çok istedi. Ersun Hoca da çok istedi onu. Aykut Hoca da çok istedi. Alamadılar. Oyuncu da Dortmund'u seçti kendi kariyer planında. Diego bonservissiz geldi. İsim olarak geldi. Taraftara moral veren, heyecanlandıran bir oyuncuydu. Ki Campbell da öyleydi ama... Campbell şimdi biraz daha skorer değil ikisi, mi? İkisi arasında kimi tercih edersiniz derseniz Campbell'ı isterim ben. Ama bu bütçe meselesi. Burada yöneticileri eleştiremem ben. Muhammed Çelik demiş ki Atilla abi, Ozan Tufan'ın fazla maliyet olmasının sebebi iki takımın devreye girmesi. Yani transfer politikaları yanlış takımların demiş. Ben aynı kanaatte değilim. Ozan Tufan Arda Turan'dan sonra Türk futbolunda geleceği en aydınlık, en yüksek değer olarak da düşünülebilecek canlı yatırım aracı Ozan Tufan. Yani onu alan kulüp Yaşar. İki yıl içinde doğru oynatırsa, iyi değerlendirirse Avrupa'ya çok rahat pazarlayabilir. Peki Cem Akkaya, ha bu konu kısaca değerlendirelim. Ümit Özat olayını değerlendirir misiniz? İyi geceler demiş. Nasıl, neyini değerlendirelim? Şimdi Ümit Özat mesela... Yaptığı bir hareket var tribüne. Biliyorsunuz Antalya Spor maçında. Elazığ Spor. Çıktı dedi ki yaptığım yanlış ama kendimi tutamıyorum. Küfür edince yaptım dedi. Şimdi yanlış olduğunu bile bile yapmış, kendini tutamamış. Ankara Gücü maçından sonra da hocayken taraftarlarla bir... Yok, orada taraftar kendisine saldırmıştı ya. Tabii canım. Sahaya atladı. Bir de Gençler Birliği'nde bir kavgası var değil mi? Bir kardeşini oynuyor. Oynatmıyor diye PAF takım antrenörünü hırpalamış. Oradan ayrıldı. Şimdi ben geçenlerde radyoda Ümit Özat'la yapılan röportajı dinledim. Ümit'in böyle çok keskin düşünceleri var. Futbola, hayata bakışı. Biraz böyle sert, kafası karışık. Yani onun sporculuğundan, kariyerinden beklenmeyecek. Zor anlaşılacak düşünceleri var. Mesela diyor ki, kadınlar futbol antrenörlüğü yapamaz diyor. Portekiz'de, Fransa'da erkek takımı çalıştıran kadın futbol antrenörleri var. Kaç tane var? Efendim? Kaç tane var? Kaç tane varsa yani var. 150 yıllık iki tane, üç tane. Futbol geçmişini. Evet. Anlıyor mu kadınlar futboldan? İki tane futbol antrenörü. Niye? Öyle mi diyeceğiz yani? FIFA'da yılın antrenörü seçilen kadın futbolunda da kadın antrenör çıktı. Hayır. Bak abi kaç? Bir tane, iki tane kadın, söylüyorsun. Kadın antrenörlük yani yapamaz denmez yani. Dünya nüfusu 6 milyar. Evet. 3 milyarı kadın olsa. Evet. Sen bana 3 tane isim söylüyorsun. Bu kadınlar futboldan anlar mı? Ya ben aklıma gelen 3 taneyi. Kadın kim bilir Çin'de kaç tane. Şu anda anlayanı da vardır. Abi ya. lar. Anlar tabii, niye anlamasın? Diyor ki bilinmeyen bir kadın şey. Kadın antrenörlük yapamaz. Anlayan kadın vardır elbette. Ama 2 tane vardır. Kadın ama genel konuştuğu zaman. Seçmişti galiba. Kim? Son dönemde Ümit Özat. Bilmiyorum. Ya, Fatih Hoca seçmişti. Yok, sonra Ümit Özat da. Ne oldu o kadın... Galatasaray'da Fatih Hoca'nın
ekibinde yer alan. Neyse zaten yakın zamanda ayrıldı o. Yorumculuğa döner. Şenol Güneş her maçtan sonra zeminden şikayet ediyor ama Beşiktaş maçını da ısrarla Olimpiyat'ta oynamak istiyor. Bu nasıl iş demiş Cüneyt. Tabii canım ya, Olimpiyat bütün... Olimpiyat'ın zemini iyi çünkü. Ya Atilla abi yapma gözünü seveyim. Bak bir şey diyeyim. Olimpiyat'ı rüzgardan şundan bundan dolayı eleştirin. Gel yarın sabah gidelim bakalım. Ben yarın değil zaten Perşembe oradayım ben. Tamam o zaman bana kendi vicdanını açacaksın. Ben inerim sahaya. Haklıymışsın diyeceksin. Bence o değil. Tolga yazıcıyı bunu anlatsın sana neler. Zemin değil yap. Etken bence. Ben yapmıyorlar. Seyirci doldurmuyor Beşiktaş. Hayır ben zemin konusunda söylüyorum. Ya yapıyorlardı mutlaka çalışıyorlardı ama olmuyor. Bak. Son maçta gördük işte. Türkiye'de. Ha yağmur yağacak şimdi. Yağmur yağıyor İstanbul'da bu sefer de yağmur yağıyor diyecekler. Yağacak abi. Denizler yağdı. Hangi maçtaydı o? Aslanas maçı mı? O zaman yağmur da yağmasa, kar da olmasa ben de o zaman hani demiş ya Milli Eğitim Müdürü. Hayır yağmur yağsın yine oynanır diyorum ya. Tamam peki bakacağız. Ben Perşembe stat'tayım. Tamam. Erken gider bakarım. Ya bu süreçte epeydir maç oynanmadı. Zemin daha iyi evet. Hale getirmiş olabilir. Yani ama tabii sıfırdan onun yapılması gerekiyor bence. Son hadi bunu sorayım. Galatasaray'a transferden önce bir kondisyoner alınması gerekmiyor mu demiş. Fatih Hoca'nın kondisyoneri gönderildi. Ben zaten bunu iki ay evvel yazdım. Oyuncular bundan şikayet etmişlerdi. Scott Drey istediklerini söylemiştim. Buradan Galatasaray yönetimine Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak 2 yıl şampiyon olurlarken Fatih Terim'in getirdiği Scott Drey'nin Galatasaray'a neler yaptığını yakından biliyorlar. Hamza Hoca oturup kendi ekibinin dışında Scott Drey'i tekrardan Florya'ya getirmeleri lazım. Getirmezlerse sakatlıklar çoğalıyor. Scott Drey döneminde Galatasaray'ın sakatlıkları yoktu. Peki bir futbol sever bunu buraya sorabiliyorsa demek ki seyirciler Galatasaray'da futbol severler bir şey fark ediyorlar. Fark tabii etmez. Tabii fark ediyor. Akıllı adamlar bu soruyu soruyor. Yani neden de gene sakatlık yaşanıyor. Bugün Scott Drey... Sadece sakatlık mı kondisyon eksikliği? Kondisyon eksikliği de yaşıyor. Yani onun ama yaptığı özel işler vardı. Fiziksel noksanlıklar sakatlık nedenlerini arttırır. Yani bugün belki... Sakatlanma oranını... Belki maçları oynatmayacaktı Scott Drey o antrenman. Bak şöyle bir şeydi. Biz hatta dedi ki... Bir şey söylüyorum. Şimdi burada Ali Dürüst'le maçtan evvel de görüştük Sayın Başkan'la da görüştük. Dedi ki biz Antalya'daki turnuvayı oynamak istemedik. Ama Beşiktaş olaya hayır demediği için oynamak zorunda kaldık. Beşiktaş da evet deseydi biz İstanbul'a dönüp antrenmanları yapacaktık. Hiç Antalya'ya gitmeyecektik dedi. Peki süremizin sonuna geldik. Hepinize çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Onlar da çok keyifli tweetlerle programa katıldılar. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın.